Televizyon ekranlarının en kaliteli magazin programı Cumartesi sürprizinden herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Tanınmış isimlerin renkli hayatlarında bir hafta boyunca yaşanan gelişmeler, Show TV'nin sevilen dizilerinden haberler ve Türkiye'nin en iyi magazin arşivinden çok özel araştırmalarla karşınızdayız. Programımıza mini bir haber turuyla başlıyoruz. Ünlüler dünyasında neler oluyor? İşte renkli dünyadan son haberler. Ünlü isimleri buluşturan bir açılışta Vilma Eles'le birlikteyiz. Eles, 2019 yılında ayrıldığı, ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş'le yaşadığı maddi problemlerle ilgili konuştu. Böyle babalar var, yani inanılmaz değil mi? Yani iki çocuk dünyaya getiriliyor, hiçbir şekilde maddi destek olmuyor. İnanılmaz bir şey aslında, gerçekten çok üzücü. Bir de yani manevi destek de yok, yani sadece... Yani bu kadar, yani ben çok şükür iyi ki yani Milad ve Melanie var ama iki de yeni evlen, yani ben evlendim, Mehmet Çatçılık benim kocam, çok güzel bir ailemiz var çok şükür. Bir şey ihtiyacımız da yok artık şu anda ama eskiden yani o kadar yani zor bir süreçten geçmiştim ki. Bülent Emrah Parlak da açılışa katılan isimlerden. Elit Andaç Çam'la olan ilişkisini soruyoruz. Güzel gidiyor. Var mı sıkıntısı? Yok. Teşekkür ederim. Açelya Topaloğlu'yla birlikteyiz. Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'la yoğun bir turne programının içerisine girmişler. Güzel geçiyor. Biraz yoğundu Şubat ayı bizim için. Yurt dışı turnelerimiz vardı Güldür'le. Hem yorucu ama keyif aldığımız işi yaptığımız için bizim için hiçbir sorun olmadan aynı şekilde provamıza gidiyoruz. Yine çekimlerimize gidiyoruz. Tekrar yurt dışına turnemize gideceğiz, geliyoruz. Yurt dışı turnelerimiz de var önümüzdeki haftalarda. Tuğba Özay da açılışa katılan isimlerden. Babası İlhan Özay'ın şiirlerini babasının sesiyle yapay zekaya okutturup yayınlayacağı bir proje üzerinde çalışıyormuş. Şu anda 11 tanesi yapıldı. 20 tane şiirini babacığımın yapay zekayla babama okutturuyoruz. Ve bu benim için hem çok büyük bir heyecan hem çok duygusal anlar yaşıyorum. Bazen o şiirleri, okumadığı şiirlerini yapay zekayla okutturup sanki o okumuş gibi dinleyince yani çok farklı duygular ama önemli olan böyle bir ustanın adını yaşatabilmek. Biz de Özay ailesi olarak elimizden geldiğince bunun için emek veriyoruz. İnşallah babacığım da bir yerlerden görüyordur ve mutlu olur. Gökhan Türkmen'in işbirliği yaptığı markanın lansmanındayız. Ünlü şarkıcı şarkılarıyla olduğu kadar tarzıyla, özellikle ojeleriyle çok konuşuluyor. Bu konuda artık yorum yapmak istemiyormuş. Yani bir şey söylemeyeceğim artık abi ya. Çok şiştik yani bu oje konusunda gerçekten. Onu da kendilerimize konuşuruz bir daha hani böyle bir muhabbet olursa falan diye. Yani söyleyeceğimi söyledim ben. Gerek yok bence bunu artık konuşmaya. Bir gün sonra Gökhan Türkmen'in İstanbul'daki sahnesine uzanıyoruz. Yeni sakal tıraşı çok beğenilmiş. Başrollerini Cem Belevi ve Hande Arısoy'un paylaştığı, oyuncu kadrosunda Eren Pekgöz, Kahraman Sivri, Serkan Kuru, Gül Nihal Demir, Açelya Elmas, Rukiye Bektaş ve Dilan Demir'in bulunduğu Bana Beni Anlat filminin fragmanı yayınlandı. Demans hastalığından şüpheliyorlar ama tam bir tanık olmadı açıkçası. Ona böyle göz kulak olacak, yardımcı olacak birine ihtiyaçları var. Filmin galasında Cem Belevi rolünü şu sözlerle anlattı. Kendi adıma çok fazla farklı karakterde ruh haline sahip demans hastası bir karakteri oynadığım için benim için çok bambaşka bir serüvendi bu film. Başrollerinde Furkan Andıç ve Buse Meral'in oynadığı psikolojik gerilim türündeki Cadı filminin ilk görüntüleri yayınlandı. Filmin 26 Nisan'da vizyona girmesi bekleniyor. Karanlık, havasız odalarda canıma kastedilmiş ölmeden mezara tıkılıyorum. Korkuya yenilirsek ikimiz de yiyip yutacak bu köşk. Buna izin vermeyeceğim. Anlıyor musun? Linet Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da sahne aldı. Konser öncesi ünlü şarkıcının sevenleri kulise girerek sürpriz yaptı. Linet sürpriz karşısında mutluluğunu böyle dile getirdi. Evet, hayranlar kulisi bastı. Linet Hanım. Yani bu kadar güzel.
Ay basılmak ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya güzelim. Ya kadınlar günümüz kutlu olsun. Sizin de. Teşekkürler. Böyle dimdik. Hem çok başarılı işlere hem de hayırlı işlere imza atmak hepimize nasip olsun. İşte kadınların cesareti, güzelliği, saklanmaması gerektiğini bilmesi, en güzel şekilde kendini koruyup kollayabileceğini, medeni bir şekilde her yere girip çalışabilmesi, işte kulis basabilmesi, sanatçısını ve sevdiği işte bayan sanatçıysa onu sarıp sarmalaması çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. Daim olsun istiyorum. Odalarda ışıksızın, katıksızın. Dünya Kadınlar Günü'nde konser veren Zinet Salih, sahnede Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'la ilgili bakın neler söyledi. Bu ara, izliyor musunuz bilmiyorum ama Bahar dizisine taktım. Bahar o kadar bizi yansıtıyor ki, o kadar güzel değil mi? Vallahi hepimizin içindeki baharlar açsın artık. Dünya Kadınlar Günü'nde sahneye çıkan bir diğer isim Kalben'di. Kalben şıkır şıkır rengarenk görünüyor. Kostümlerimi kendim buluyorum biliyorsunuz. Yaşlandıkça daha da becerikli olmaya başladım bu konuda. Çok insanın emeği var benim üzerimde de sağ olsunlar. Böyle güzel hissetmek, böyle kendi bedenimde rahat hissetmek çok iyi. Sahnede ayrıca nasıl göründüğümü, arkadaşlarımın nasıl göründüğünü de betimleyeceğim. O da benim için çok heyecanlı. İlk defa bir konserde ne giydiğimi, arkadaşlarım ne giydiğini, nerede durduğumuzu betimleyeceğim ki insanların zihinlerinde bir fotoğraf oluşturabilelim. Bizi gönül gözleriyle görebilsinler. Kadınlar Günü'nde Demet Evgar'ın Show Ana Haber spikerliğini devralarak bülten açılışını yapması çok mutlu etmiş Kalben'i. Çok sevdiğim biri, müthiş yetenekli, müthiş tatlı ve her zaman bu konuda bütün insanların bütün kimliklerden ve cinsiyetlerden bağımsız olarak özgür ve eşit yaşayabilmesi konusunda çok çalışan, çok değerli biri. Bahar dizisi çok güzel bir sohbet konusu açtı bence. Bir tartışma konusu açtı. Bizim ülkemizde çok gerekli olan bir konuydu bu. Tekrar tekrar gündeme gelmesi gereken bir konu. O yüzden Demet Evgar'a ve bugünü kutlayan bütün güzel insanlara, o güzel emekçi kadınların yanında olup emek veren beylere de herkese teşekkür edelim. Depremde hatıralarını bile kaybeden herkesi öpelim, unutmayalım. Özlemleri olan, annelerini özleyen, eşlerini özleyen, ailelerindeki o güzel kadınları kaybetmiş olan ve onları özleyen bütün o dünya güzeli mağdur aileleri de buradan öpmek istiyorum. Onlara da sarılmak istiyorum. Bugünü beraber kutladığımızı unutmayalım. Bir dergi için kamera karşısına geçen Aslıhan Güner verdiği pozlarla göz kamaştırdı. Eşi Mustafa Aksakallı'ya güldüren gönderme. Oluyor, oluyor. Oluyor. Ezgi Mola kim için çiğ tavuk yiyeceğini söyledi. Onun hatırına çiğ tavuk yeriz yani. Az sonra. Murat Cemcir, eski dostu ve ortağı Ahmet Kural'a tüm kapıları kapadı. Çok sevdiğim eski arkadaşım. Bundan sonra da eskide mi kalacak diye. Evet. Az sonra. Somebody said you got a new friend.
ölüme çelme takıp hayata döndüler. Çok iyiyim, kendimi çok iyi hissediyorum. Yaşamak gerçekten çok güzel. Verdikleri kararlarla şöhrete ulaştılar. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Geçirdikleri kazalarla kariyerlerine yön verdiler. Neler çektim, neler, neler dostlarım. Hayatlarını değiştirecek isimle tanıştılar. Büyük bir mağazada satış elemanıydı. İşte birbirinden ünlü isimlerin hayatlarının dönüm noktası olayları az sonra. Burcu Biricik mi hamile yoksa Emre Yetkin mi? Sempatik gebeymiş. Ha, sempatik gebeği o, evet. Bütün semptomları ben de gösteriyorum. Nedir bu sempatik gebelik? Burcu Biricik'in eşi nasıl eşiyle aynı anda sempatik gebe oldu? Keyfiniz yerinde, bir sıkıntı yok. Az sonra. Gündüz turları, gece gezmeleri. Ünlülerin sık görüldüğü İstanbul gecelerinde bakın kameralarımız neler kaydetti sizler için. Gündüzleri ayrı, geceleri ayrı bir olay. İşte gündüzünden gecesine, İstanbul'dan ünlü manzaraları. Ezgi Mola'yı bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Anne olduktan sonra güzel oyuncunun hayatında neler değişti? Aslında çok bir şey değişmedi şundan dolayı. Herkesin en çok söylediği şey uyku düzeni oluyor. Ama ben zaten biraz gece de yaşayan biriydim. Az uyuyan biriyimdir normalde. O yüzden çok sıkıntım olmuyor çok şükür. Onun ritmine göre ayak uyduruyorum. Bir de yani ne bileyim böyle çok bilir kişi gibi öğüt vermek istemem. Kimsenin işine karışmak istemem ama ne olacak ki işte bir sene sonra o da gittikçe bir yetişkin bir birey olmaya başlıyor ya gittikçe. Hani uyku düzeni değişiyor, tuvalet düzeni değişiyor, o da gittikçe büyüyor yani. O bir senede onun hatırına çiğ tavuk yeriz yani her türlü. Ezgi Mola'nın oğlu Can'la çektiği eğlenceli videolar sosyal medyada çok beğeniliyor. Çok eğleniyorum ya, çok güzel. Kendime oyun arkadaşı buldum. Çok eğlenceli. Gerçekten öyle. Çok güzel onunla eğlenmek, oynamak, sohbet etmek. Çünkü 3 aylık bir bebek gibi görüyorsunuz ama öyle değil. Her şeyini anlıyor, kokuyu çok iyi alıyor. Ne desem, ne hissetsem, ne düşünsem, nasıl bir ruh halinde olsam hepsini görüyor ve biliyor. O yüzden onunla mutlu oluyorum. O da bundan mutluluk duyuyor. Bunu çok net hissediyorum. Eşi Mustafa Aksakallı, bebeğin bakımına yardımcı oluyor mu sorusuna Ezgi Mola güldüren bir cevap veriyor. Çok şükür. Baba yardımcı oluyor mu? Oluyor, oluyor. Oluyor. Şimdi sizi mi kırayım diye. Çalışıyor. Yok ya, elinden geleni yapmaya çalışıyor ama daha fazlasını yapar mı? Yapar. Can bebeğin yüzünü henüz göremedik. Minik Can anneye mi babaya mı benziyor? Şöyle ilk doğduğunda tamamen Mustafa'ydı. Ama biraz şimdi bana da benzemeye başladığını söylüyorlar. Gözlerini falan çok benzetmeye başladılar. Ezgi Mola bebeği sürekli sallamaktan artık normal dururken de sallanmaya başlamış. Arkadaşlar sürekli böyleyim biliyor musunuz? Bu bende tik oldu. Kusura bakmayın ne olur. Canlı hep böyle yapmaktan çok utandım şu anda. Annem geçen gün bir fotoğrafımı gösterdi. Dedi 72 günlüksün burada. O kadar benzettim ki bayağı birebir gibi bir şey. Mustafa da çok şaşırdı. Bence ikimize de bayağı benziyor. Öyle düşünüyorum. Gittikçe de mesela kafe şekli Mustafa'nın aynısı. Şuraları falan aynı. Ama gözleri, ağzı falan bana benziyor. Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı dahil oluyor röportaja. Bence iyi bir karışım aslında. Aynen, iyi bir karışım. Güzel bir çalışma. Dedi ki Mustafa Bey isterse daha çok yardımcı olabilir bana bakma konusunda ama yapmış oluyor mu? Yapmaz mı yapar dedim. Daha fazlası var mı? Var. Ama yok. ama şu anda yapmıyor musun? Yapıyorsun. Nasıl politik cevaplarım? Nasıl? Bir süre herhangi bir projede yer almayı düşünmüyor Ezgi Mola. Böyle gider bir süre ya. Yanından ayrılamam şu anda. Çünkü çok özlüyorum. Uyurken özlüyorum. Henüz
bir alışayım, birazcık heve, yani doymaya başlayayım. Sonrasını düşünürüz ama şimdilik çok da istemiyorum zaten. Reklamlarımın çekimleri devam ediyor. Onlar da zaten benim sete girme hevesimi de alıyorum orada. Çok keyifli geçiyor çünkü reklam çekimleri. O yüzden dizi ya da film gibi bir şey şimdilik çok erken. Minik Can'ın teyzesi Merve Dizdar'a geliyor konu. Güzel oyuncunun yeni bir aşka yelken açması yakın arkadaşı Ezgi Mola'yı çok mutlu etmiş. Oo, canım benim. Paylaştı tabii. Ben de onun adına çok mutluyum. O benim canım yani, Merveciğim. O da hep sette gelemiyor. Sürekli fotoğraf yollayıp duruyorum güncel halini. Nasıl yani, nasıl değişti deyip duruyor. Bir ay oldu herhalde onu görmeyeli. Evet, ama onun adına çok mutlu oluyorum. Çünkü o bence mutluluğu en çok hak eden insanlardan biri. Melek gibi bir insan Merveciğim. Bir zamanlar aralarından su sızmayan Enis Arıkan'la neden küstükleri de merak konusu. Yani bir şey söylemek istemem o konuda. Aynen, evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yoksa biraz. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul gecelerinde sevimli oğlu Kurt Efe ve arkadaşlarıyla bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Yakışıklı oyuncu oğlu yanındayken görüntülenmek istemiyor. Kardeşim, çocuğum var. Biliyorum, evet, biliyorum Kıvanç Bey, Kurt Efe de çok yorgun. Çekimden geldiğiniz siz de yorgunsunuz. Sonra yapalım mı? Geçti. Tabii sonra yapalım. Sonra yapalım mı? Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar, sağ olun. Teşekkürler. Merhum sanatçı Kayahan için düzenlenen anma gecesine uzanıyoruz. Emre Altı gecede usta sanatçının gönüllerde taht kuran şarkılarını seslendirecek. Gecede kendisine Kayahan'ın eski eşi İpek Açar ve Demet Sağaroğlu eşlik edecekmiş. Aynı zamanda bu akşamın bir konuğu daha var. İpek sağ olsun yeni doğum yaptığı halde beni kırmadı. Çünkü hani sensiz olmaz oldu. Biraz öyle bir şey hissettim açıkçası. Yani bir şarkı söyle hiç olmazsa falan diye. Gelmişken bir de düet yapacağız. Bir de Demet Sağaroğlu benim çok eski arkadaşım. O da uzun yıllardır burada yoktu biliyorsun. Fakat bir müddet evvel geri döndüğünü öğrenince hemen onu da aramak istedim tabii. Çünkü ben Demet'i tanıdığımda Kayahan abinin vokalistiydi. Dolayısıyla çok uzun yıllar evvel. Çok uzun sürede onunla çalışmıştı. Emre Altı 20 tane Kayahan şarkısı söyleyecekmiş anma gecesinde. Bütün herkesin yoğunluğuna rağmen son derece ince, titiz bir çalışma yaptık. 20 tane Kayahan şarkısı. 20'ye indirmek bile çok zor oldu, öyle söyleyeyim. Evet. Ama gerçekten güzel şarkılar. Her biri ayrı güzel. Provalarda tüylerimiz diken diken ola ola söyledik vallahi şarkıları. Müthiş bir orkestra, 36 kişilik bir orkestra. Yaylılarıyla, nefeslileriyle ve Batı altyapı grubuyla. Çok güzel bir orkestra oldu. İnşallah güzel bir konser olacak. İlk günden biletlerimizin tükenmesine sebep olan, burada bu geceyi bizimle yaşamak isteyen misafirlerimiz de mutlu, güzel bir gece geçirecek. Kayahan abiye de layık, güzel, keyifli bir konser olacak. Peki Emre Altun, merhum usta sanatçı Kayahan'la unutamadığı bir anısı var mı? Gittik eve, açtık kapıyı, o yukarıda bir odası var, oturduk orada. Şarkıları dinlemeye başladık. Gidecek yerimi öyle dinlerken, gidecek yerim var içinde, biraz uzun anlattım. Siz bunu kesersiniz gerekirse ama bu önemli bir hikaye. Gidecek yerim var içinde, belki son bulur yarım kalan hikayemiz diye bir cümle vardı, söz vardı. Dedi ki söz son bulur yarım kalan hikaye aslında hikayenin devam etmesini sağlayan bir cümle. Yani onu anlatan bir cümle ama hem son hem yarım kalan algıda başka bir şey yaratır. Negatif algılanır, bence buraya başka bir şey bulun dedi. Ve biz onu belki can bulur yarım kalan hikayemiz diye değiştirdik. Belki de çok açık net söylüyorum, o bir kelime yüzünden o şarkı olmayacaktı. Yani o şarkı çünkü benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bir kelime bile çok şey değiştirdi. Onun için hakkını ödeyemem. Sohbet sonrası sahneye geçiyoruz. Emre Altı konserin açılışını Kayahan'ın sevilen şarkısı İstanbul Hatırası'yla yapıyor. Konser en sevilen Kayahan şarkılarıyla devam ediyor.
Emre Altuğ, Demet Sağroğlu ve İpek Açar düeti geceye damgasını vurdu. Senle topla beni, çağır uzaklarla, ekleşen çizgi, öz saatle. Ne kaldı, ne kaldı, dört yanımda uçurumlar. Paramparça bir hayat, çıldırtan yalnızlıklar. Hakan Altun Kadınlar Günü'nde İstanbul'da sahne aldı. Konser öncesi ünlü şarkıcı adına kendisini dinlemeye gelen hayranlarına karanfil dağıtıldı. Sana kul köle olmuş bu bedenim, çok sevdim bilirsin çünkü sen aşk bahçemsin, bir tanemsin. Kendisini bu özel gecede yalnız bırakmayan yakın arkadaşı Celil Nalçakan sahneye çıktı ve Hakan Altun'la unutulmaz bir düete imza attı. Emojilerle ilan etti. Ateşe düştüm bak. Mert Demir'in paylaşımı Serenay Sarıkaya'yı nasıl eritti? Ateşe düştüm bak. Az sonra. Aslı Enver kızı Ela'yı paylaştı. Sosyal medya yıkıldı. Yeah, like her bakanın maşallah dediği minik Elay anneye mi yoksa babaya mı benziyor? Yeah, yeah, yeah. Az sonra. Kimi şöhretine bir olayla ulaştı, kimi başına gelen olaydan sonra ikinci baharını yaşadı. İşte Türkiye'nin en ünlü isimlerinin hayatlarındaki önemli dönüm noktaları. Somebody said you got a new friend. Ölüme çelme takıp hayata döndüler. Çok iyiyim, kendimi çok iyi hissediyorum. Yaşamak gerçekten çok güzel. Verdikleri kararlarla şöhrete ulaştılar. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Geçirdikleri kazalarla kariyerlerine yön verdiler. Ne? Hayatlarını değiştirecek isimle tanıştılar. Büyük bir mağazada satış elemanıydı. İşte birbirinden ünlü isimlerin hayatlarının dönüm noktası olayları. Ünlü isimlerin hayatlarının dönüm noktası olaylarına film olacak bir hikayeyle başlamak gerek. Bu hikayenin kahramanı Hülya Avşar. Yürü ya kulum bana dokunma, hiç çekişimden ne de durma. Hadi yürü ya kulum sebebi sorma, belki başka baharlara. Hülya Avşar 1983 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilip hayatına kraliçe olarak devam etse belki de bu kadar büyük bir şöhrete ulaşamayacaktı. Ama daha önce evlenmiş olduğunun ortaya çıkıp tacının geri alınması Hülya Avşar'ı ülke çapında tanınan bir yıldız haline getirdi. 1983 yılı bu bakımdan Hülya Avşar'ın hayatının dönüm noktasıydı. Azra Akın 2002'de Hülya Avşar'ın hikayesinin gidiş yönü olarak bir benzerini ama sonuç olarak tam tersini yaşadı. Miss Turkey 2002 Azra Akın. Thank you.
Azra Akın'ın elinden alınan tacı değil, taktığı tacı hayatının dönüm noktasıydı. Dünya güzeli seçilmesi Azra Akın'ın hayatını değiştirdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un bugün tanınan ve sevilen bir oyuncu oluşunda bu görüntünün büyük etkisi var elbette. Kıvanç Tatlıtuğ, best model olmaya götüren neden bir sakatlık. Basketbolcu olacakken geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle mankenliğe yönelen Tatlıtuğ belki de hayatının kararını veriyordu. No sleep, 'cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Şarkıcı olmak isterken yüzüne tüm kapılar kapanan Hande Yener'in hayallerini Hülya Avşar gerçekleştirdi. Arkadaşım geldi, dedi ki Hülya Avşar geldi dedi. Şu anda ona satış yapıyoruz dedi. İstersen gel, ondan da rica edeyim. Ay dedim, yok yok kalsın dedim ya. Yani bu kadar insan yardımcı olmadı. Şimdi dedim, Hülya Avşar zaten dedim sinema artisti, yeni şarkıcı olmuştu o zamanlar. Şimdi ne alaka dedim yani, bana nereden yardımcı olacak? Ayrıca dedim kesin çok şımarıktır, ukaladır, şu an hiç çekemem dedim böyle bir tavrı. Hande Yener, eğer çalıştığı mağazada Hülya Avşar'la tanışmasa, pop müziğin 2000'li yıllarına damga vuramayacaktı belki de. Büyük bir mağazada satış elemanıydı ve ben bir gün Hande ile orada karşılaştım. Benim sesim güzel. Siz de bir sanatçısınız, ne olur bana yardımcı olur musunuz? Sohbet etmeye başladı bende. Bir taraftan kıyafetleri deniyor işte kabinde. Ya söylesene bir şarkı dedi, ben de başladım söylemeye. Hangisiydi? Yalnızlık senfonisiydi. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Minik Serçe efsanesinin başlamasında bir isim değişikliğinin büyük etkisi var. Bir çölde yapayalnız kaybolmuş koşuyorum sesine. İlk albümünü Sezen Soley adıyla yapan ve başarısız olan Efsane, Sezen Aksu ismini almasıyla birlikte yaptığı ikinci 45'likle Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri oldu. Ne ev ne bark isterim, onunla olmayınca uyanıp da onunla. Tarkan'ın hayatını değiştiren olaysa Sezen Aksu'yla yollarının kesişmesiydi. Sezen Aksu'yla tanışmadan önce de müzik yapan bir gençti Tarkan. Ama Sezen Aksu'yla buluşup A Acayipsin albümünü yapmasıyla birlikte megastarlığa kadar uzandı. Acı olaylar da yön verdi ünlülerin hayatlarına. Delikanlımla müzik dünyasına güzel bir giriş yapan Yıldız Tilbe sonrasında cezaevine girdi ve şöhretinde büyük bir gerileme yaşadı. Kalbim duraksız haykırışlarda, ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafifi alma aşk vurur. İnsana bu kadar kolay sanma delikanlım. Ama yılmadı. Besteler üretti ve 2001 yılında çıkardığı albüm hayatının dönüm noktası oldu ve Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasına girdi. Geçirdikleri rahatsızlıklar pek çok ünlünün hayatının dönüm noktası oldu. Bu dönüm noktalarının en büyüğünü Ebru Gündeş yaşadı. Bıraktığın gibi buradayım, yalnız değilsin candayım. Tut elimi, tut yanındayım, yalnız değilsin candayım. Albüm tanıtımında rahatsızlanarak ölümle burun buruna gelen Ebru Gündeş, hayata tutundu ve yeni hayatında yeniden zirveyi yakaladı. Benzer bir durumu şarkıcı Hakan Altun da yaşadı yıllar önce.
Allah düşmanıma bile vermesin böyle hastalığı. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Beyninden büyük bir kitle alındı Hakan Altun'un. Bir daha şarkı söyleyemeyebileceği, hatta ölüm riskinin de olduğu söylenmişti. Hiç hesapta olmayan bir şeydi. Hapse bizi şok etti. Ağlamak yok yüreğim, sızlamak yok yüreğim. Ne acılar yaşadık biz seninle. Ama hayata tutundu, yeniden doğdu. 2007 yılının 3 Mart'ında hastaneden çıktığında yepyeni bir hayatı vardı. Burcunu bile değiştirdi Hakan Altun. Hastaneden çıkış günüm 3 Mart. O tarihte doğan insanlar da balık burcuna sahip oluyorlar. Favori burcumdu balık. Artık benim... Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı. Hayatlarında kanserle mücadele eden pek çok isim oldu. Deniz Uğur, Nilüfer, Filiz Akın ve Arzu Monan kanseri yenerek hayatlarında ikinci bir sayfayı açtı. Oyuncu Vahide Perçin ise amansız hastalığı en zor atlatan isimlerden biri olurken saçını kazıttı ve o dönem zirvede olduğu Adını Feriha Koydum dizisinden de ayrıldı. Arabeskin yıldızları da hayatlarındaki trajedilerle tanındı. Bergen o isimlerden biri olarak kadına şiddette mücadelenin sembol isimlerinden biri oldu. Allah'ım umut ver. 1982'de yüzüne kezzap dökülerek sağ gözünü kaybeden Bergen, o olay sonrası Türkiye'nin daha çok tanıdığı bir isim oldu. Ama acıyla gelen bu şöhretini de uzun süre taşıyamadı Bergen. 1989 yılında yine aynı kişi tarafından vurularak hayattan koparıldı. Sen affetsen ben affetmem, sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Aramızdan ayrılan bir başka arabesk yıldızı Müslüm Gürses'in hayatının dönüm noktası da geçirdiği trafik kazasıydı. Topraktan bedene can veren Allah, bana da yaşamak hevesini ver. Geçirdiği kazada öldü sanılarak morga kaldırılan Müslüm Gürses hayata tutundu. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu da %50 yitiren Müslüm Gürses, bu kaza sonrası şarkılarını daha pes tondan okumaya başlamak zorunda kalmış ve bu yorumuyla arabeskin babası olmuştu. İbrahim Tatlıses'in hayatı bir değil, birçok dönüm noktasıyla dolu. İnşaatta sesinin keşfedilmesi bu dönüm noktalarından ilki. Duysun dağlar, taşlar, duysun sesimi, sensiz geçen günler verdi dersini. Şöhret sonrası müziğin imparatoru olan İbo'nun hayatı 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıyla değişti. Hayatının bir başka dönüm noktasıydı bu saldırı. Yaradan'a kurban olayım, söylüyorum burada, rica ediyorum o hale getirmesin. Çünkü çok zor, biliyor musunuz? Her gün hayata tutunmayı başaran ve müziğe geri dönen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz senelerde de Bodrum'da bir trafik kazasını ucuz atlatarak yeni bir dönüm noktasıyla yüzleşmişti. Bir meçhule döndü benim hayatım.
like falling in love. I'm in the mood to fuck some. Nesihan Atagül'ün Milano paylaşımları. Hey, I'm in the mood to fuck something. Pınar Deniz'le Kaan Yıldırım'ın Dubai safarisi. Serenay Sarıkaya'nın Seul çıkarması. Ünlü güzellerin çok konuşulan yurt dışı paylaşımları. Az sonra. Barış Arduç'tan hayranlarına müjdeli haberler. Kendim de birkaç bir şey üzerine çalışıyoruz. Başarılı oyuncu kızı Janasya ile ilgili hangi soruyu yanıtlamak istemedi? Böyle bir cümleyle kapatalım. Az sonra. Hangi ünlü magazin kameralarına nerede ve nasıl yakalandı? Birce Akalay'ın yeni aşkıyla Show TV'ye özel görüntüleri. İşte İstanbul'un gündüzünde ve gecesinde yaşanan gelişmeler. Sürpriz aşkların ilk görüntüleri. Aşkım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bebek bekleyen tatlı anne adayları. Sadece bol bol yiyorum her şeyi. İmaj yenileyen güzeller. Evet, birazcık kakül kestirdim. Gecesi gündüzü ünlü dolu İstanbul'da kim kiminle nasıl yakalandı? İzlemeye hazır mısınız? Nesihan Atagül restorandan çıkıyor. Saçı değişmiş. Teşekkür ederiz. Saçlar değişmiş. Evet, birazcık kakül kestirdim. Tamam, yani tamam. Aslında bir proje için değil, birazcık içimden geldi. Yapmak istedim. Biliyorsunuz tamam. Zaten çok uzun zamandır işte çok uzun saçlar falan, dümdüz saçlar vardı. Böyle birazcık kakül kestirmek. Cilt güzelliğine geliyor söz. Muhabirler çocuksu mu yoksa bebeksi mi karar veremiyor. Çocuk cildi gibi dans ediliyor. Genç. Genç cildi. Daha doğrusu bebek. Teşekkür ederim. Bunun bir bebek sırrı var gibi. Mı ya da bebek yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bebeksi. Bebeksi. Peki sırrı ne bu çocuksu hatta bebeksi cildin? Ya şöyle aslında tabii ki her kadın gibi ben de dikkat ediyorum. Cilt bakım rutinlerim var. İşte ona göre ürünler tercih ediyorum zaten. Daha işte düzgün ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Bir de bu yemeyle içmeyle de çok orantılı bir şey ya. Hani ne kadar dışarıdan müdahale edilse edilsin işte vücudumuza aldıklarımızla da alakalı bir şey. Ben genelde genetiği modifiye edilmemiş gıdalar tercih ediyorum. O da sanırım destekliyor. Geçtiğimiz ay Miami'ye gitmiş, ilgi görmüştü. Önümüzdeki günlerde rotası Milano. Milano'ya gidiyorum. Bir tane televizyon programına katılacağım orada. Böyle vallahi heyecanlıyım ben de. Hatta onun toplantısını yaptık arkadaşlar. Evet, yani oyuncuların yurt dışında bu kadar beğenilmesi, artık sevilmesi, evet, takip, evet, edilmesini nasıl buluyorsunuz? İşte vallahi bence bu gurur duyulası bir mevzu. Bu işte Türk oyuncuların ne kadar talep edildiğiyle alakalı bir şey. Hepsiyle, hepimizle gurur duyuyorum bu anda. Bebek denince akla ilk gelen ünlü Birce Akalay. Onu sık sık cadde turunda görüntülemek mümkün. Köpeğini gezdirmeye çıkarmış, keyif yapıyor. Park çıkışı bir iki kelime konuşur mu? Sokakta konuşmuyorum, ne olur kusura bakma. Az önce parktayken de arkadaşlarınız geldi ama onları da kibarca dedim ki şey yapmayalım, sonra bir gün yaparız, tamam. Bir gün sonra Birce Akalay'ı, bu kez yeni aşkı Hakan Kurtaş'la ilk kez görüntülüyoruz. Muhabirimiz Onur Aydın ve kameramanımız Çetin Kan görüntülüyor ünlü çifti. Sarılarak geziyor aşıklar. İlk görüntüleri şerefine birkaç kelime almak istiyoruz. Aşkım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sonra bir yerde görürsünüz, o zaman konuşuruz, olur mu? Gülsim Ali, Burcu Kıratlı ve İrem Helvacıoğlu üçlüsü Katar dönüşü havalimanında görüntüleniyor. Birlikte tatile de gittiniz. Birbirinizi iyice tanıma fırsatı da oldu. Evet. Bu üçlü çok güçlü olur mu? Biraz fazla olur ya. Fazla güçlü olduk. İyi olduk. Katar'daki MotoGP yarışlarını izlemiş üç güzel. Ama yarışlar İrem Helvacıoğlu'nun pek ilgisini çekmemiş belli ki. Çok güzel. Ya çok güzel organizasyon, çok keyifliydi. Sevdim mi? Öyle. Gittik, gördük. Güzel. Sevenler için harika. Biraz yorgunlar. Sohbet ederken Burcu Kıratlı kendini bavulun üstüne bırakıyor. Güzel geçti. Aydan daha önce de...
geçen seneki depremden önce de biz yapmıştık, ondan önceki sene. Aslında geçen sene de çok yapmak istedi Kadınlar Günü'nde böyle bir şeyi. İrem Hilvacıoğlu'na podyuma çıktı, geleceğin güçlü kadınları defilesini soruyoruz. 8 Mart'ta böyle bir şey yapabilmek bence çok güzel çünkü çok güzel gözüküyordu. Aydın'ın genç kızlarımıza destek olup bu kadar insanı dahil etmesi çok güzel bir şey. Gecelerde Sıla'nın sahnesindeyiz. Bayrama kadar vereceği son konserde şarkılarıyla konuklarına keyifli bir akşam yaşatıyor Sıla. Bebek bekleyen Burcu Biricik yemekten çıkıyor. Bilebilecek bir durumda değilim. Kusuruma bakmazsın. Estağfurullah. Vallahi pijamamla çıktım. Yemek yiyorum, eve gidiyorum. Hamileliği soruyor muhabirler. İyi gidiyor, fena değil. Nasıl gitsin? Doğum ne zaman olacak? Anne bekliyorum da ona. Heyecanlı mısınız bu arada? Bekleyiş bayağı. Emre sana cevap ver, ben şey valeye ödüyorum. Ben valeye ödüyorum arkadaşlar. Çocuğun adını koydum. Ya düşünülüyor, iyiyiz. Keyfimiz yerinde, bir sıkıntı yok. Onu geçen hafta geleceğin güçlü kadınları defilesinde çok şık görmüştük. Yani ne diyeyim, üniversiteli ve depremzede kızlarımız için güzel bir geceydi. Ondan sonra çok yakın bir zamanda çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Onun üzüntüsü vardı tabii, yani böyle bizim için allak bullak bir süreç oldu. Ama en azından kızlarımız için olduğu için ve bir şeye destek olabilmek için önemli bir günde güzel bir şey yapabilmek adına böyle bir şey yaptık. Konu yeniden hamileliğe geliyor. Burcu Biricik kadar eşi Emre Yetkin de hamileymiş. Nasıl mı? Aşarmıyorum. Yok böyle şeyler. Ben neymişim? Sempatik gebeymişim. Ha, sempatik gebeyim. Bütün semptomları ben de gösteriyorum. Hazır efendim. Evet. Sadece bol bol yiyorum her şeyi. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Distopik hikayesiyle tiyatro sahnelerine farklı bir hava getiren Override oyununun galasındayız. Oyunda rol alan Leyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'la beraberiz. Oyunu onlardan dinleyelim. Bir kuş sesinin bile olmadığı, canlı bir toprağın bile olmadığı, her şeyin biyonikleştiği bir dönem. Bu dönemde bir çiftimiz var, Çağlar'cığımla ben. Bebek bekliyorlar ve kendilerini bütün bu sistemden arındırarak tırnak içinde doğal bir ortama geçiriyorlar. Doğal bir ev ortamı kuruyorlar. Ve bu evin içinde aslında hikayemiz birbirleriyle yüzleşmeleri. Gerçek tema sevgiyle alakalı, aşkla alakalı ve sonunda aşk mı kazanıyor, teknoloji mi kazanıyor? Bunu seyirci aslında izleyerek görüyor. Bir İskandinav uyarlaması olan Override oyununu izleyenlerin tepkilerine gelince. En hoşuma giden yorum şuydu. Oh be, yeni bir şey izledik. Bu aslında. Biri şey dedi, hangi dönem olursa olsun, hangi çağ olursa olsun, ne kadar biyonikleşme, ne kadar robotlaşma olursa olsun yine de sevgi kazanıyor. Oh ne de iyi oluyor dedi. Oyuna başarılar diliyor ve Çağlar Ertuğrul'a kendi yarattığı altın gündemini soruyoruz. Boşanan arkadaşlarından düğünde taktığı altınları geri istemişti. Altın ne kadar olmuş ama? Lütfen. Ya istiyorum. Lütfen. Boşanan arkadaşlar. Yok şaka yapıyorum tabii ki de. Ya şöyle işin geyiği tabii ki de. Yani olayın hani bir şekilde ya hayatı bir şekilde geyiğe vurmak gerekiyor. Yeni bir günden peşinde Çağlar Ertuğrul şakayla karışık. Bu zamanda evlenmek zor açıklamanız espri miydi, gerçek espriydi miydi? Espriydi tabii ki. Yani niye zor değil? Bence hoşlanmak daha zor. Kesin. Bu da şimdi magazin. Hadi bakalım. 5 senede bu gitsin şimdi. Kayla Manukyan'la evliliğe giden bir ilişkisi var onun da. Şey mi var? Evlendirme dairelerinden bir baskı mı var sürekli? Uzun ilişkilerde genelde biliyorsunuz ki sorunlar efendim. Ya evet oluyor. Ama böyle çok mutluyuz zaten. Hani neden olmasın ya, ileride olur. Murat Cemcir oyunu izlemeye gelen isimlerden. Override'da çip takılan bir çifti izledikten sonra kendisi de çip taktırmaya heveslenmiş. Acaba çip taktırsam mı falan diye düşünmedim değil yani. Hani. İşin şakası bir yana, teknoloji onun için başa bela. Abi teknoloji hakikaten başa bela. Biz eskiden öyle bir şey yoktu böyle. Hani her anımızı birbirimize bildirmek zorundayız. Her şeyimizi göstermek zorundayız. Her gösterdiğimiz şeyle ilgili her şeyi söyleme hakkını insanlar kendilerinde görüyorlar. Sen onların hepsini okuyorsun, teker teker içinden bir şey yapıyorsun, bir serenat yapıyorsun böyle.
içinden ulan onu yazdın ama falan filan diyorsun böyle bir ama hani güzel tabii canım yani. Yasemin Allen'da rol aldığı tiyatro oyununa geliyor söz. Profesyonel olarak sahneye çıkmak başka bir deneyim. Yani hani çok enteresan bir deneyim. Seyircinin beklentisi farklı bir Amerikan tiyatrosu. İşte Murat Cemcir, Yasemin K. Allen yani ne alaka diyorsun ama ya değil mi mesela insan öyle bir ne alaka falan diyor. Ama güzel bir alakaymış yani. Hani. İster istemez onu görünce akla düğün dernek yıllarında fırtına gibi estikleri eski dostu Ahmet Kural geliyor. Ahmet Kural'ın eski dostu olduğunu yineliyor. Ahmet benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim eski arkadaşım. Bundan sonra da eskide mi kalacak diye. Evet. Mert Fırat galadaki isimlerden. Sosyal medyanın geldiği durum ona da soruluyor. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda en büyük danışmanı eşi İdil Fırat. Yani soruyorum mümkün mertebe. Hani çünkü gerçekten onun benden çok daha iyi bir gözü var. Ve ne, kimin neye nasıl tepki vereceğini çok daha iyi biliyor benden. Soruyorum ama öyle karışmıyor. Yani ama onu seçtikleri her zaman daha iyi oluyor yani. Bak, daha fazla like mı bunu geliyor? Koyuyor. Evet gerçekten daha fazla oluyor. Yani, koyma onu diyor. O tos makinesiyle çekilmiş gibi diyor. Tos makinesiyle çekilen evet gerçekten. Bugün oyunda da var tos makinesi. Doğrudan aklıma geldi. Onlar daha az şey yapıyor. Daha net olanları başka oluyor falan. Deviren Loğusa. Onur yani hem çok iyi baba hem çok iyi koca. Gururla izlenen Atatürk filmleri. Mustafa Kemal Selanik. 600 kocayı. Bittiyse acele edelim. Kurtarılacak bir memleket var. İzleyenleri güldüren Ölümlü Dünya 2. Uzun bir süredir bir kaçış halindeyiz. Bizim peşimizde biliyorsunuzdur herhalde ailemizi öldürmek isteyen insanlar var. Yıldızları buluşturan Colpacino 4. Aga biz nasıl bir yere düştük ya? Nasıl bir yere düştük be aga? Allah'ım sana şükürler olsun. Yürüyorum ayaktayım. Sen zaten yürüyorsun. Problem ayaklarda değil ki. Pandemi sonrası sinemada ikinci baharı yaşatan filmler hangileri? Az sonra. Yaptıra yaptıra. Dövmeci oldu. Karşınızda Dövmeci Kıvanç Tatlıtuğ. I was coming with the tunes, they know I'ma take it far, right? Something I already knew. 32 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in ayna videoları. Sandık Kokusu ekibinin eğlenceli dansları. Da olduk reklam, yerin dibine girsin. Antakça bağlandı çabuk, Antakça bağlandı. Bu hafta sosyal medyada ünlüler neler paylaştı? Radarımıza hangi paylaşımlar takıldı? Az sonra. Magazin dünyasında bir hafta boyunca neler yaşandı? Ünlü isimlerin konuşulan açıklamaları, aşk iddiaları, ünlülerden yepyeni görüntüler. İşte magazin dünyasından haberler. Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın ilk pozları. Afsanur Sancak Tutan'ın yeni aşkı. Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'yı eriten paylaşımı. İşte magazin dünyasında haftanın dikkat çeken haberleri. Kıbrıs'ta sahne alan Candan Erçetin'le beraberiz. Candan Erçetin'e göre 90'ların şöhret algısı bitti. Ya müzikte dünya geneline baktığım zaman evet o 90'ların şöhret algısı bitti aslında. Bu beni mesela çok rahatsız etmeyen bir şey. Ben hiçbir zaman şöhret olmak benim için çok cazip olmadı. Şarkı söylemek çok cazip oldu. Dinleyiciyle buluşmak
en sevdiğim şey oldu ama sokakta yürürken o böyle hani üstü paralanan, koldan kolundan çekilen şöhret algısı değişti, ne mutlu ki. Starlık döneminin 90'larda kaldığını iddia ediyor ünlü sanatçı. Dünyada da star şarkı da star şarkıcı da çıkmamaya başladı. Epeydir bu böyle. Evet. Değişiyoruz. Ben bunu 2018'de bir şarkıda söylemiştim. Değişiyoruz, bir şeyler oluyor. Dönüşeceğiz. Müziğe dair tespitlerini sürdüren Candan Erçetin, pop müziğin bir konservatuarının bile olmamasına dikkat çekiyor. Pop müzikte bugün pop müziğin konservatuar bile yok. Dolayısıyla hepimiz bir şekilde galiba kendimizi sahneye atıyoruz. Kimimiz öyle, kimimiz böyle, kimimiz iyi, kimimiz kötü, kimimiz orta. Dinleyici bunun içinden beğendiğini seçiyor. Orta şeyde bir kulakta bir dinleyici ise daha vasat birini dinlemeyi seçiyor. İşte o da seyircinin kendi durumuyla alakalı. Sohbetin ardından keyifli sahne performansıyla Kıbrıs'ta sahneye çıkıyor Candan Erçetin. Anladım. Geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta uzun bir aranın ardından sahneye çıktı. Pembe saçı, pembe bluzu ve parlak eteğiyle bir deniz kızını andırıyordu Gülşen sahnede. Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ertesinde gerçekleşen konserde bu özel günü unutmadı Gülşen. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Erkeklerden ne istiyoruz? Bir dakikalık saygı duruşu değil. Çünkü ömür yetmez gerçekten tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Gülşen'in hem kadınlara hem de erkeklere önemli mesajları vardı sahnede. Bir ömür boyu hayatlarımızın sahibiyiz ve tüm dünyanın gücünün kadınlardan geldiğini herhalde hepimiz bilincindeyiz ve farkındayız. Bir güne sığdırılamayacak muhteşem varlıklar olarak bu gece sadece kadınlar için söyleyeceğim çok acayip bir repertuarım var, onu da bildiriyorum. Gülşen konseriyle Kıbrıs'ta unutulmaz bir geceye imza attı. Sosyal medyaya bu hafta Aslı Enver'in kızı Ela ile paylaşımları damga vurdu. Aslı Enver minik kızının yüzünü ilk kez paylaşırken minik Ela'yı görenler maşallah demekten kendilerini alamadı. Ela'nın yüz yapısı ve yanakları annesinin küçüklüğüne benzetilirken gözlerini de babası Berkin Gökbudak'tan aldığı gözleniyor. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali'ne katıldı ve İspanyol hayranlarının büyük ilgisini gördü. Tüm dünyanın takip ettiği festivalde ilgi gören Kerem Bürsin'e özellikle kadın hayranlarının ilgisi yoğundu. Bir süre önce adı Kerem Bürsin'le de anılan güzel oyuncu Hafsanur Sancak Tutan'ın genç yapımcı Sadri Alışık'la aşk yaşadığı iddia edildi. Yeşilçam efsanesi Sadri Alışık'ın torunu Kerem Alışık ve Sibel Turnagöl'ün oğlu olan Sadri Alışık'la Hafsanur Sancak Tutan'ın bir süredir birliktelik yaşadığı öne sürüldü. Mert Demir, Serenay Sarıkaya aşkının itirafı emojilerle geldi.
Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in sosyal medyadaki konser paylaşımının altına eriyen yüz, yanan kalp ve gül emojileri paylaştı. Mert Demir, Ateşe Düştüm şarkısında kendisine vokal yapan Serenay Sarıkaya'nın emojilerine yine emojili bir karşılık verdi. Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Fincan'la dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitleri Çağla Şikel ve ünlü mankenin eski sevgilisi Nail Gönenli oldu. Nail Gönenli'nin düğüne katılması akıllara barıştılar mı sorusunu getirirken, Çağla Şikel'in eski eşi Emre Altun'un düğüne katılmaması dikkat çekti. Bir gün sonra gecelerde Nail Gönenli'yi görüntülüyoruz. Çağla Şikel'le barışıp barışmadıkları merak konusu. Günün sonunda hani bir barıştığımız bir durum yok. Zaten ayrıldık işte 2 ay gibi bir süre oldu. Dolayısıyla bir arada gelmemiz de bence çok hani normal ve aslında çok kıymetli de bir şey. Çünkü ilişki devam ederken birbirine çok kıymet veren, çok değer veren insanın ilişki bittikten sonra "Aa, biz düşman olduk" demesi ya da "bir araya gelmiyoruz" demesi zaten yanlış olan. Dolayısıyla bir araya geldik. Çok güzel bir düğündü. Çok eğlendik. Ama aslında hani durum bu kadar. Bundan farklı bir şey yok. Bunu da söylemiş olayım. Bunu da hani bir daha hani olur olmaz bilmiyorum ama hani Çağla'ya da çok hani Çağla Nail konusu bizim açımızdan hani ilişkisel olarak hani sevgili olarak sona erdi. Bunun tekrar tekrar gündeme gelmesi dediğim gibi yani çok ne bizler açısından hoş, ne iki evladı açısından hoş, ne ailesi ne benim ailem çok o konuda biraz hassasiyetimiz var. Haberlere de açıkçası böyle gündeme geldi diye zaten bir paylaşımda da bulunduk hani. En azından konuyu bir açıklığa kavuşturalım diye. Stüdyoda çalışırken verdiği pozları yayınlayan megastar Tarkan paylaşımına "Biliyorum artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar diyorsunuz. İnanın az kaldı, azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" notunu düşerek albümün çıkmasına az kaldığını müjdeledi. Gidecek, gidecek, geldiği gibi gidecek. Her şeyin sonu var, bu çilede bitecek. Oh, oh, sildirdik bu oynayacağız. Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ölümünün 3. yıl dönümü için anma gecesi düzenlendi. Anma gecesinde Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in olmayışı ve anmanın olduğu saatlerde Galatasaray maçından paylaşım yapması eleştirilmişti. Olayın ardından Pelin Öztekin'in anma gecesine davet edilmediği, bir anma töreni olduğunu caddeye asılan afişlerden öğrendiği ortaya çıktı. Öztekin'in anma töreninin olduğu saatlerde Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği Rasim Öztekin'i anma yemeğine katıldığı ve yemekten sonra babasının Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşlarıyla birlikte maça gittiği öğrenildi. Yaptıra yaptıra dövmeci oldu. Karşınızda dövmeci Kıvanç Tatlıtu. Right? 32 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in ayna videoları. Sandık Kokusu ekibinin eğlenceli dansları. Da olduk reklam, yerin dibine girsin. Bu hafta sosyal medyada ünlüler neler paylaştı? Radarımıza hangi paylaşımlar takıldı? Az sonra. Pandemi sonrası eski günlerini arayan sinemayı hangi filmler hareketlendirdi? İşte son 2 yılın en çok izlenen filmleri. We'll be right back.
deviren Loğusa. Onur yani hem çok iyi baba hem çok iyi koca. Gururla izlenen Atatürk filmleri. Mustafa Kemal Selanik. 600 kocayı. Bittiyse acele edelim. Kurtarılacak bir memleket var. İzleyenleri güldüren Ölümlü Dünya 2. Uzun bir süredir bir kaçış halindeyiz. Bizim peşimizde, biliyorsunuzdur herhalde, ailemizi öldürmek isteyen insanlar var. Yıldızları buluşturan Colpacino 4. Aga biz nasıl bir yere düştük ya? Nasıl bir yere düştük be aga? Allah'ım sana şükürler olsun. Yürüyorum ben ayaktayım. Sen zaten yürüyorsun. Problem ayaklarda değil ki. Pandemi sonrası sinemada ikinci baharı yaşatan filmler hangileri? Dünyayı sarsan pandemi sonrası büyük bir buhrana girdi sinema dünyası. Bu zaman diliminde sinema dijitale yöneldi. Dijital sinema pek çok film üretti bu dönemde. Gişe rekortmeni Recep İvedik filminin 7. serisi dijital platformda yayınlandı. Lale abi. Ne oldu Recep? Babi yolluk ya. Bak şu anda babaannemin kokusu geliyor burnuma. Birazcık tezekle de karışıyor ama alıyorum aradan. Bak burası başkalarının asası burası. Sahipli arazi bura. Böyle kafana göre gelip buraya kamping kuramazsın. Lan bir kaşığa da Meraya. Hadi Allah. Meraya. Bu arsa benim. Bu arsa sana mı ait? Olabildiğince az muhatap olalım biz seninle. Cadal olsun. Cem Yılmaz, Do Not Disturb filmini sinemada değil, dijitalde yayınlamayı tercih etti. Sen otelden misin? Lakabım Ayzek. Aşk gemisinden. Yakında çıkıyorum, bekle beni. Gemide değiliz artık kardeş. Karadayız. Çok güzel yakaladın. Yansıtma yapıyor şu an. Herkesin bir fikri olmasından artık bunu aldım. Kendimi... Kendimi... Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Uyumlanmayı hissediyor musun? Ata Demirer'in son filmi Bursa Bülbülü dijitalde yayınlandı ve ilgi gördü. Abi kimsin sen? Gözüm gitti. Cengiz abi ne arıyorsun burada? Saçlarda şukar olmuş. Çok şukar oldu be. Şu halime bak, Alman futbolculara benzedim ya. Kaset çıkaracağım inşallah. Ha. Ya onlar ya ben. Yeni bir sahne adı bulsanız yeridir. Sahne adı mı? Bursa Bülbülü Cengiz. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i buluşturan İstanbul için Son Çağrı ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter filmi de dijitalde yayınlanan filmler oldu. Bu evde hep birlikte çok güzel anılar biriktirmek istiyorum. Yengeciğim. Neden annemin geleceğini hizmetçiden öğreniyorum? Hayatımda ilk kez üzerimde gezinen kaçamak bakışlardan rahatsız olmuyorum. O Behlül'le birbirinize nasıl baktığımızı görüyorum. Hayatımıza hoş geldiniz Firdevs. Nihal'le seni yakınlaştırmaya çalışıyorum. Senin için bu evde kalıyorum ben. Seninle bir anlaşma yapalım mı? Yarın benim bavulum gelene kadar beraberiz. Sonra aramak, görüşmek, sosyal medyadan stalklamak yok. Niye yapıyoruz bunu? Daha çok eğleniriz. Yalan mı? Bırak tadını çıkaralım. Bence beceremeyeceğiz. Neyi beceremeyeceğiz ya? Hadi, let's go. Pandemi sonrası Beyaz Perde'nin en çok izlenen filmlerine gelince, 2023 yılında Atatürk 1881-1919 filmi ilgi gördü ve 1.610.000 gişe rakamına ulaşarak sinemada milyon barajını aşan yapımlardan biri oldu. Mustafa Kemal Selanik. 600 kocayı. Kimse benden, benim temsil ettiğimden vazgeçemez. Hürriyet mi? Evet. Hürriyet. Ali Atay'ın yönettiği Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Sarp Apak, Alper Kul ve İrem Sakın başrolünde yer aldığı Ölümlü Dünya 2 filmi sinemada 1.500.000 rakamına ulaşarak gişeyi sevindiren filmlerden biri oldu. Uzun bir süredir bir kaçış halindeyiz. Bizim peşimizde, biliyorsunuzdur herhalde, ailemizi öldürmek isteyen insanlar var. Amca geliyorlar amca. Bunlardan kaçıyoruz. Biz en son ne zaman baş başa kaldık? Beni en son ne zaman öldün? Beni şu an öldün. Gerçekten bunu mu konuşuyorsun şu an?
M60 alayım mı amca? Taksiye sığar mı? 2023'te vizyona giren Kutsal Damacana 4'te 1 milyon barajını geçen filmlerden biriydi. Merhabalar, ben Papaz Fikret, yardımcı Masum. Her şey şu bebeği eve getirdiğimiz gün başladı. Böyle şeytan mı kovulur ya? Vallahi Elon Musk bile böyle kovuyor biliyor musun? Sinemanın ikinci baharı 2024'te de devam etti. Gupse Özay'ın Loğusa'sı gişede 2 milyon izleyiciyi aşarak pandemi sonrasının en çok ilgi gören filmlerinden biri oldu. Onur hani hem çok iyi baba hem çok iyi koca. Hep aynı memeden emziriyorsun. Arada değiştir bir tane bunları. Ay sen iyice çökmüşsün. Olmuşum böyle ya. Önden bir selam ver tamamdır. Oo. Kızın moralini azıcık yüksek tutmak lazım. Hep böyle güzel güzel şeyler söyle. Ne kadar yakışmış. Çocuğu sorarlarsa. Yani öyle pek de bir şey de benzemiyormuş falan de. Allah korusun ya nazar değer. Ama da hayırlı olsun bebeğin. Ha? Nasıl değil mi? Yok be. Aşırı çirkin. Gupse Özay pandeminin hemen öncesinde vizyona giren filmi Eltilerin Savaşı'nın başarısını Loğusa ile devam ettirdi. Ha, ben gencim anneciğim. Gencim sonra yapacağım hazır hissettiğimde. Ne genci kız 36 yaşında oldun sen. Sus. Colpacino 4/4'lük filmi 2004'te 2 milyon barajını aşan bir başka yapım oldu. Hedef ben miyim Tayfun? Bu kardeş. Kim oğlum bunlar bizim yanımızda? Herkes bilsin vites boşta bu saatten sonra. Kredisi bitmiş bir dostluğun limitini yükseltmeye gerek yok değil mi kardeş? Bir havlayın bakayım köpek gibi lan. Tabağı alacaksın, gideceksin, bunun yanına oturacaksın. Nerede? Eliminen tabii ki. Daha hijyen oluyor baba. Aga biz nasıl bir yere düştük ya? Nasıl bir yere düştük be aga? Allah'ım sana şükürler olsun. Yürüyorum ben ayaktayım. Sen zaten yürüyorsun. Problem ayaklarda değil ki. 2024'ün sürprizlerinden birine 3391 kilometre filmi imza attı. Gençlerin ilgisini gören film 920 bin kişi tarafından izlendi. Söyler misin bana günlerdir kiminle konuşuyorsun odamda? Benim telefonla arkadaş olmasın. İnsan insanla birleşir. Seni hiç görmedim ama daha önce tanışmadığımız emin misin? Bu insan benim telefonumun içinde. Ne bağlıyor ki onun gibi bir adam bana? Aramızda tam 3391 kilometre var. Aramızda bir dünya var dedim. Aramızda 4 rakam var dedim. Oysa bu masalı yaşadığıma inanmıştım ben. Fakat masalla başlayan gerçekle bitti. Beni kandıran biriyle konuşmaya devam etmek istemiyorum. Atatürk 1881-1919'un ikinci filmini 560 bin kişi izlerken, İbrahim Büyükak'la Yasemin Sakallıoğlu'nun filmi Mutlu Yüz'ü 445 bin kişi izledi. Sadece biz varız. Ölsek de kalsak da faydası yok bu saatten sonra. Gece sabah karşı taarruza kalkacağız. Koskoca kolorduyu o dağlık bölgede böylesine hareket ettirmek. Deha böyle bir şey. Bittiyse acele edelim. Kurtarılacak bir memleket var. Yarın sabah programımız başlıyor. Terapiler, aktiviteler. Sizleri burada muhteşem çiftler olarak geri yollayacağız. Pilotlu çorap mı istedin? Öyle kısa olmuş. Uyumlu olalım istedim. Uyumdan ölüyoruz şu an. Barış Arduç'tan hayranlarına müjdeli haberler. Kendim de birkaç bir şey üzerine çalışıyoruz. Başarılı oyuncu kızı Janasya ile ilgili hangi soruyu yanıtlamak istemedi? Böyle bir cümleyle kapatalım. Az sonra. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck some. Neslihan Atagül'ün Milano paylaşımları. Hey. Pınar Deniz'le Kaan Yıldırım'ın Dubai safarisi. Serenay Sarıkaya'nın Seul çıkarması. Ünlü güzellerin çok konuşulan yurt dışı paylaşımları. Az sonra. Sosyal medya geçtiğimiz hafta çok hareketliydi. Ünlülerin eğlenceli videoları, ilgi gören fotoğrafları ve ilginç paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik. İşte sanal alemden yansıyanlar.
yaptıra yaptıra dövmeci oldu. Karşınızda dövmeci Kıvanç Tatlıtu. Right? 32 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in ayna videoları. Sandık Kokusu ekibinin eğlenceli dansları. Da olduk reklam yerin dibine girsin. Bu hafta sosyal medyada ünlüler neler paylaştı? Radarımıza hangi paylaşımlar takıldı? Kıvanç Tatlıtuğ'un dövme merakını bilmeyen yok. Vücudunun pek çok yerinde özel anlamları olan dövmeler taşıyor ünlü oyuncu. Dövme yaptıra yaptıra yapmayı da öğrendi Kıvanç Tatlıtuğ. Son paylaşımında bir arkadaşına dövme yaparken görüyoruz. Müzik dünyasının başarılı gençlerinden Semih Cenk'i nasıl biliriz? Kirli sakallı ve tarz saçlı haliyle değil mi? İnsan biraz sevmez mi? Hatır bilip düşünmez mi? Kendimi bitirdim peşinden. Kalsın yanına hoş geldin. Bedelli askere gitmeye hazırlanan Semih Cenk sakalını kesti, saçını kısalttı. Yeni imajıyla spor salonundan bu paylaşımı yapan şarkıcıyı kimsecikler tanımadı. Semih Cenk bu videodan iki gün sonra vatani görevi için Isparta'daki birliğine teslim oldu. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in oğlu Kuzey ile yaşadığı diyalog yürekleri ısıttı. Berfu Yenenler tek çocuk olmak istiyorum diyen Kuzey'i ikna ediyor ve bakın ortaya nasıl bir tablo çıkıyor. Ama kardeşin olmasaydı bilmez miydin? Kardeşim olmasaydı birlikte oynayamazdım, birlikte sinemaya gidemezdim, birlikte el ele dolaşamazdım, birlikte denize giremezdim, birlikte seyahat yapamazdım. Hep tek başına olan aklımda kalırdı sanırdım. O zaman bilmez miydin? O zaman neteyle birbirini sormuşum. Ekranların en başarılı dizilerinden Sandık Kokusu'nun genç yeteneği Tılsım, yani Mina Akdin, izleyenlerden takdir görüyor. Söylesem ne değişecek? Elimden geleni yaparım. Evet Tılsım, bana yardım et. Sana da yeter. Tamam, eski hayatımızı istiyorum. Babamın doğduğu o adamdaki hayatımızı istiyorum. Yapabilecek misin? Bunu yapamam kızım. Mümkün olmadığını sen de biliyorsun. Sosyal medyayı da aktif kullanan Mina Akdin, diziden ablaları ve abileriyle çektiği dans videolarıyla da eğlendiriyor takipçilerini. İlk videosunu dizideki annesi Özge Özpirinç ile çekmişti. Dedikodu dedikodu, kuru ihtiyarlar. Milletin ağzında olduk reklam, yerin dibine girsin. Dizideki anneannesi Demet Akbağ'la çektiği dans videosu da eğlenceliydi. Mina Akdin'in dans videoları Sandık Kokusu'ndan rol arkadaşları Metin Akdülger, Seda Türkmen, Meriç Aral ve Arya Bozabalı ile çektiği videolarla devam etti. Hande Erçel sosyal medyada 32 milyon takipçiye ulaştı geçtiğimiz hafta. Takipçi rekorunu güzel pozlarla ve videolarla kutladı Hande Erçel.
Özellikle tenise gitmeden önce köpekleriyle çektiği ayna videosu ilgi gördü. Başka ayna güzeli hadiseydi. Hadise konseri öncesi ayna videosu paylaştı takipçilerine. Çağdaşık Elin ablasının düğününde oğlu Kuzey ile dans ettiği video sosyal medyada haftanın dikkat çeken paylaşımlarından biriydi. Denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Yıldız Tilbe'nin platform topuklu ayakkabılarıyla yaptığı ilginç dans eğlenceliydi. Ünlüler dünyasında son 24 saatte neler yaşandı? İşte yurttan ve dünyadan ünlülerimizden en sıcak haberler. Magazin dünyasında son 24 saatte neler yaşandı? Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'yu Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Rutin doktor kontrolüne gelmişler. Teşekkürler. Geçmiş olsun diyelim mi? Yok. Öğrenebilir miyiz? Rutin kontrol mü? Evet evet, yıllık kontrollerim. Geçtiğimiz hafta Beren Saat'in doğum günüydü. Peki Kenan Doğulu güzeller güzeli eşine ne hediye aldı? Haftalarda da Beren Hanım sizin doğum gününüz vardı. Nasıl evet, geçti? Çok güzel geçti. Kenan Bey'den nasıl bir hediye aldınız onu soralım. İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Taner Ölmez ve Ece Çeşmeoğlu çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Çift bebeklerine Hazar ismini verdi. İkinci kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmeoğlu çifti bebekleriyle bu ilk karelerini takipçileriyle paylaştı. Neslihan Atagül İtalyan kanalında bir programa katılmak için Milano'ya gitti. Güzel oyuncu meşhur Piazza del Duomo meydanında kuşlarla geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti Dubai tatiline çıktı. Ünlü çift tatilden eğlendikleri anları derledikleri bu videoyu yayınladı. Arduç'u görüntülüyoruz. Yeni projeler için çalışma aşamasında. Yani yok, kendim de birkaç bir şey üzerine çalışıyoruz. Hikayeyi kurarken de beraber çalışıyoruz. İçimize sinene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Güzel bir şey çıktığı zaman da sete çıkacağız. Ama önden dijitale bir şey yapacağız. Yani şu anki takvimdeki ilk iş dijitale bir şey yapmak. Televizyona artık önümüzdeki sezona kalır. Eşi Gupse Özay'ın başarılı sinema filmlerinden sonra bir dizi yazmayı düşünüp düşünmediği soruluyor Barış Arduç'a. Şu an öyle bir planı yok ama hayat ne getirir belli olmaz. Belki öyle bir şey yapma ihtiyacı duyar, öyle bir şey ister. Onun kendi dünyasıyla da kalı bakalım. Çünkü bazen acayip bir fikir bulup böyle bir şey yapacağım da diyebiliyor insan. Gupse de o anlamda o kreatif dünyası çok çalışan biri. Onun adına bir şey söylemeyeyim yapar ya da yapmaz diye. Gupse Özay'ın komedi dışında da bir şey yazabileceği görüşünde. Yani artık yeteneğinden o kadar eminim ki yaptığı ya da vurulduğu herhangi bir şey beni şaşırtmıyor ya. Ya çok hani onun kapasitesinden çıkabilecek şeyler olduğu. Ya o kartelası çok yüksek onun. Herhangi bir şey hiç ummadığım bir şey de çıkabilir. Böyle potansiyeli var. Sonra uzun sohbetim. Bak yağmur da başladı. Kızları Janasya'ya geliyor söz. Artık 1,5 yaşında Janasya. Büyüyor. 1,5 yaşında oldu işte 9'unda. Çok hızlı büyüyor. Hatta 2 gün önce
ya bugün ekstra büyüdü mü falan gibi oluyor. Çünkü artık o takvimde galiba günden güne çocuğun büyüdüğünü de an be an görebiliyorsunuz. Nazara gelmesin diye kızlarıyla ilgili konuşmak istemiyor. Ya ben hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Çok fazla bahsettiğim zaman kendi kıymetini yitirmeye başlıyor. O yüzden böyle bir cümleyle kapatalım. Serenay Sarıkaya güzelliğiyle Güney Kore'nin başkenti Seul'ü salladı. Wow, I feel good. I knew that I would now. İşbirliği yaptığı markanın Seul'deki gecesine katılan Serenay Sarıkaya, tarzıyla davetin en şık kadınlarından biri olurken kırmızı halıda gülücük saçtı. Yeşilçam'ın uzun boylu yakışıklısı, Türkiye'nin sinema hafızasının en önemli isimlerinden biri. Tarık Akan'ı filmleri ve hayatıyla anıyoruz. Yani nasıl Yeşilçam'ın damat Ferit'i oldu? Tanışalım. Ben Deniz Ferit Eken. Kendisine damat Ferit deriz. Onu neden sinemada kara listeye aldılar? O dönemin en önemli büyük şirketi. Yeşilçam'ın en önemli, her yıl 10-12 tane film çeken A kategorisindeki şirketler beni kara listeye aldılar. Cenazesiyle milyonları nasıl ağlattı? Romantik komedilerden toplumsal filmlere Türk sinemasının efsanesi Tarık Akan'ın portresi geliyor. ...1970... Ses dergisiyle gelen şöhret. Türkiye'nin jönlerini Ses dergisiyle bulduğu yıllar. Bakırköy'de işportacılık yapan Tahsin Tarık bir arkadaşının zoruyla yarışmaya başvurur ve kazanır. O artık Türkiye'nin yeni yıldız adayıdır. Vefatından önceki son röportajında o yılları şöyle anlatıyor Tarık Akan. Makine mühendisliğinde okuyorum, gece bölümünde. Gündüzleri işportacılık yapıyorum. Ataköy plajında 1000 tane işler yapıyorum para kazanmak için. Sonra benim canciğer dostum Kozalak Zeki, onu bütün Bakırköylüler bilir. Beraber yapıyoruz bütün bu işleri. Tarık dedi, ses mecmuası yarışması var dedi. Orada artist oluyor insan, birinci olduğu zaman çok para veriyorlar. Seni oraya sokarım, beni oraya. Allem ettiler, kallem ettiler, bütün arkadaşlarım. Kandırdılar ve beni oraya soktular. Ay, yarışmada birinci çıkmaz mıyım? O gün dergide adım, resmim bir çıktı. Bakırköy'de yürüyemiyorum, herkes bana bakıyor artist oldu diye. Adının Tarık Akan oluş hikayesine gelince. Tahsin Tarık Ülegül diye bir... Şöhretin adı biraz zor. Onun için Erman abi dedi ki, Tarık dedi, senin adını Tarık Akan yapalım dedi. E olur, ne yapayım? Ya yap, ne fark eder ki? Nasıl olsa ben adım Güregül. Tamam dedi ve o isim öyle kaldı, Akan olarak. Zorla girdiği sinemada 1971'de ilk filmi Solan Bir Yaprak Gibi de Fatma Girik'le başrol oynadı. Edesap, güneş görmedik bir kızmışsın meğer. Ayıp Murat, ayıp. Çocuğuna baba yapmak için beni aldatman ayıp olmuyor ama. Tarık Akan'ın Ferit olduğu yıllar. Uzun boylu, yeşil gözlü ve yakışıklıydı. Kısa sürede tanındı ve herkes onu çok sevdi. O artık Yeşilçam'ın Ferit'iydi. Gene mi siz? Ne arıyorsunuz burada? Kalbimi kaybettim de... Burada mı acaba? Şşşt! Yavaş! Siz deli misiniz yoksa? Hayır, basketçiyim. Adım Ferit. Bilsen herkes ne kadar seviyor seni. Herkes mi? Herkes. Ben de seviyorum. Hepiniz. Bu ikramınıza karşı pazar günü nereye götüreyim sizi? Hiçbir yere. Ferit.
Ne oldu? Söyle. Bir şey söyle. Yeşilçam'ın ilk romantik komedi jönlerinden biriydi. Senede 3 film çektiği oluyor, her filmi gişe rekoru kırıyordu. Kamp bitti, yarın gidiliyor. İyi, İstanbul'una, denizine, eğlencelerine kavuşacaksın. Dalga geçme benden, çok fena alıştım sana. Hemen her filminde adı Ferit'ti. Adım Ferit. Bendeniz Ferit Eken. Ferit, ne oldu? Ferit'in hikayesine gelince... Ertem abinin oğlunun adı. Ve her filmde oğlunun adını bana koydu Ertem abi. Yani oradan filme ayrıldığım güne kadar 1974-75 sanıyorum. 74 veya 75'e kadar orada kaldım. Efsane filmler ve Hababam sınıfı. 70'li yılların başına filmleriyle damga vuran isimdi Tarık Akan. Sev Kardeşim, Oh Olsun ve Tatlı Dillim o filmlerden birkaçıydı. Kız, nereden çıktın sen? Gökten mi düştün? İn misin, cin misin? Yoksa saman perisi misin? Bir yerine bir şey mi oldu? Emel Sayın ve Yeşilçam efsaneleriyle başrol oynadığı Mavi Boncuk'la gişe rekorları kırmaya devam etti. Herkes baba der ona. Aslında yalnız benim babam. Ötekiler kim peki? Bıyıklı olan halamın oğlu. Tavuk keserken bayılan mı? Evet. O filmlerin neden sevildiğini yıllar sonra bakın nasıl açıklıyordu Tarık Akan. O dönem sinema dili bunlara çok elverişli. Bir de bunların üstadları var. Ertem abi diyeceğim, Sadık Şendil diyeceğim, senaristler, diğer prodüktörler de öyle. Ah Nerede, Ateş Böceği ve Delisin filmleriyle genç kızların sevgilisi oldu Tarık Akan. Sana bir şey söylemeye geldim. Seni çok seviyorum. Anlıyor musun? Çok seviyorum. Ben seni hiç sevmiyorum. Benimle evlenir misin? Ardından komedinin efsanesi Hababam sınıfı geldi. Ferit bu kez damat Ferit olmuştu. Ya iyi olur hocam, tanışalım. Bendeniz Ferit Eken. Kendisine damat Ferit deriz. Damat Ferit Bey, yaşın kaç? 25 bitiyor. Göstermiyorum değil mi hocam? Genelde komedilerde oynasa da o yıllara Canım Kardeşim gibi bir filmde sığdırmayı başardı Tarık Akan. Kahraman. Kahraman. Bak televizyon hazır. Uyan hadi. Kahraman. 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 Ama kaderin cilvesine bakın ki Tarık Akan'ın en iyi filmlerinden biri olan Canım Kardeşim vizyona girdiği tarihte en az gişe yapan filmlerden biriydi. Tabii film iş yapmadı. Gişe yakalayamadı. Onun üzerine Canım Kardeşim filmini çekti. Sırf beni memnun etmek için. Çok da güzel bir filmdi Canım Kardeşim. Evet. O da hiç iş yapmayınca bak dedi Tarık bu filmden hiçbir iş yapmıyor. Benim dediğimi yap. Hayır Ertem abi yapmıyorum. Biraz sen de çalışmıyorum dedim. Beni Yeşilçam'dan attılar. Salon filmlerinden vazgeçti. Kariyerini bitirmek uğruna toplumsal filmler çekti. 1971'den 1977'ye rol aldığı tüm filmlerle Türkiye'nin jönüydü Tarık Akan. Ne gülüyorsun? Dalga mı geçiyorsun benden? Necmi? Nereye? Çıkıyorum baba. Evde olmak istemiyorum bugün. Doğru. Haklısın oğlum. Akşama görüşürüz. Güle güle. Ama o artık salon filmleri istemiyordu. Toplumsal filmler çekmek, Anadolu'yu dolaşmak istiyordu. Radikal bir karar aldı. Filiz'den sonraki filmden, yok hayır ondan sonraki filmden sonra ben çizgimi değiştirdim. Bir daha o salon filmlerine girmedim. Kendimi Anadolu'ya attım. Dağtepe, Bayır, oralarda koşmaya başladım.
O filmlerim de güzel. Bu komedi veya salon filmlerim de güzel. Hepsini severim. Hepsi bir yemek. Bu kararı yapımcıların hiç hoşuna gitmedi. Yeşilçam'dan büyük bir ambargo yiyordu Tarık Akan. 7 tane o dönemin en önemli büyük şirketi. Yeşilçam'ın en önemli, her yıl 10-12 tane film çeken A kategorisindeki şirketler beni kara listeye aldılar. Hakikaten ben bir yıl hiç film çekemediğim gibi elimdeki para da bitti. Hayatını değiştiren filmi Cüneyt Arkın'la Maden. Bir yıl hiçbir filmde oynayamadı ama vazgeçmeye niyeti yoktu. Kendi imkanlarıyla Maden filmini çekmeye karar verdi. Ben dedi ki Yavuz Tarık dedi Cüneyt Arkın'a teklif edelim bunu dedi. İkiniz beraber, iki star ilk defa Türk sinemasında yan yana olur mu? Ben bir gün düşündüm, ertesi günü geldim dedim ki tamam. İki tane rol ver. Bir maden işçisi, bir maden işçisi lideri. Dedim Cüneyt hangisini kabul ederse etsin ben kabul ediyorum. İmza toplayacağız. Sen, ben, Ömer. Bir de yaparsa İsmail. Hep beraber arkadaşlardan imza toplayacağız. Var mısın? Vallahi bilmiyorum ki ne diyeyim. Topla dersen toplayalım. O film iş yapmasa sıfırı tüketip sinemayı bırakacaktı. Ama Maden filmi çok başarılı oldu. Bugün Türk sinemasının en önemli bir filmini ortaya çıkarttık. Aslında Maden. Büyük bir risk aldınız değil mi? Çok büyük ama... Ya tutmasaydı belki de son olacak sizin belki için. Belki de ama Türkiye'nin en çok beğenilen filmi olduğu gibi gerçekten benim de en önemli, en çok sevdiğim filmlerimden bir tanesidir. Keşke başlatmasaydık. Yılgınlık yok, daha kavganın başındayız. Yılarsak başaramayız. Söylemesi kolay. Durmadan söylemesi kolay, söylemesi kolay demekle ne anlatmak istiyorsun yahu? Elbette kolay iş değil ama başarmak da şart. Şart tabii. Ama başaramadık işte. O yıllardan sonra toplumsal filmler çekmeye devam etti Tarık Akan. O filmlerden biri de Sürü'ydü. Sürü filmini imkansızlıklar içinde yaptı Tarık Akan. Filmde birlikte rol aldığı Tuncel Kurtiz'le bir anısını şöyle anlatıyor. Aşağı yukarı bir buçuk ay kadar ne onda para kaldı ne bende. Sonra ekip olarak Çimikar Yaylası'ndan, Pervari'den sonra Kurtalan'a geleceğiz, trene bineceğiz, trenden de işte Ankara'ya geleceğiz. Ama bu arada ekipte de para kalmadı, prodüksiyon amirinde de para kalmadı, 30 kişiyiz. Açız. Hiçbir şey yok. Trene bindik ve duraklayarak gideceğiz. Ama gelen müşterilerden treni binenlerden yalvararak yemek alıyoruz. Karnımızı öyle doyuruyoruz. O haldeyiz. Hiçbir filminde pişman olmadı. Çok tercih edilmesine rağmen seçici bir aktördü. Buna rağmen 120'ye yakın film yaptı Türk sinemasında. 120 küsur film çekmiş. Bir insan görüyorum. 120 film az buz rakam değil. Kariyerinin başında oynadığı melodramların sonrasında kendi tercihiyle geçtiği toplumsal filmlere kadar hiçbir filminden pişman olmadı Tarık Akan. Hiçbir zaman hiçbir filminde neden bunu yaptım, niçin oynadığımı asla söylemedim. Çünkü ben biraz zor karar veren bir insanım. Zor seçen bir insanın evet demen biraz zordur. Biter her şey. Yeşilçam'ın başarısına dair en önemli anekdotuysa disiplin. Bizde bir o dönem bütün oyuncuların tamamında Filiz, Türkan, Hülya, Fatma, Cüneyt bir iş ahlakımız vardır bizim. Bir iş terbiyemiz vardır bizim. Sete sabah saat 6'da çağıracaklarsa biz 5'te oradayızdır. Mekan ne kadar uzak olursa olsun yine oraya yetişiriz. Herkesten önce gideriz. Yönetmen bizden sonra gelemez. O bizden önce gelmiştir. Saat 7'de kamera denecekse hepimiz hazırızdır. Yeşilçam'ın kadınlarına da bakış açısı bambaşka Tarık Akan'ın. Dört yapraklı yoncanın önemi onun için çok büyük. İşte Türkan, Hülya, Fatma, Filiz o kadardı. Yani koskoca Türkiye sinemasında 4 tane kadın. Her şeyi ve bunların dünya bakışları, giyinişleri, hareketleri, yapıları o topluma çok güzel şeyler vermişlerdir. Bu bir görevdir. Atatürkçü, laik, ilerici bütün sistemleri
Bu kadınlar vermişlerdi. Kadın toplumunu yaratmaya başlamışlardı. Merhaba. Hanımefendiyi tanıştırmayacak mısın bana? Mina Hanım, Metin abi. Hanımefendi, bu kadar güzel olmaya hakkınız yok. Şu bizi aydınlatan güneş bile sizin yanınızda sönük kalıyor, farkında mısınız? Aşklarını gizli yaşadı, eşlerini uzak tuttu. Tarık Akan, 1986 yılında Yasemin Erkut'la evlenmiş, oyuncunun aynı yıl Barış Zeki Üregil adlı oğlu dünyaya gelmişti. İki yıl sonra, 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları dünyaya geldi. Sonrasında, 1989 yılında Yasemin Erkut'tan boşandı. 1990 yılından aramızdan ayrıldığı 2016 yılına kadar Acun Günay'la beraberlik yaşadı Tarık Akan. Yeşilçam yıllarında ise Emel Sayın'la birliktelik yaşadığı iddia edilmişti. Tarık ne dedi, kimin için dedi, ne, yani bir yorum yapamam. Konuştukça da mutlaka bocalar, işin içinden çıkamam. Özel hayatını hep gizli tutan Tarık Akan'a aşık olan kadınlardan biri de Müjde Ar'dı. Müjde Ar, yıllar sonra bu aşkını bir ödül töreninde itiraf etti. Tarık Akan, o benim için hala çok yakışıklı. İnan bana, dünyada senden başka hiç kimsem yok. Ve yalnız seni seviyorum. Hem de delicesine. İnandım. Bana yalan söyleyebileceğin aklımdan geçmez. 35 yıllık bir arkadaşlık. Ben burada umut ediyorum eşim programı seyretmiyordur şu anda. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Onun niyetini bilmem ama ben filmlerde onunla sahiden öpüşürdüm. Tarık Akan, yıllarca medyadan uzak tuttuğu oğlu Barış Üregül'le Deli Deli Olma filminde birlikte rol aldı. Ben saklamadım. Yani saklamak şöyle bir şey. Şimdi artık hayat onun hayatı. Bakın hiç korkum yok. Artık Barış kendisi karar verecek. Bu mesleğe girer, girmez. Kendi mesleğini yapar yapmaz artık ben görevimi yaptım baba olarak. Yol filmiyle Cannes'a aday oldu. Tarık Akan filmografisinin en önemli yapıtlarından 1982 yapımı Yol, Türk sineması için önemli bir film. Yılmaz Güney'in senaryosunu cezaevinde yazdığı Yol'da Seyit Ali karakterine hayat veren Tarık Akan performansıyla Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmişti. Zine! Zine uyan! Uyan! Uyuma! Zine! Zine uyuma! Tarık Akan'ın hayatının en önemli olaylarından biri de 1980 darbesinde yargılanması ve 2,5 ay hücre hapsi yatmasıydı. Vizontele Tuğba'nın kütüphane müdürü. Tarık Akan'ın sinema kariyerinin son filmlerinden biri Vizontele Tuğba oldu. Ne tür kitaplar okutuyorsun millete? Henüz hiçbir kitabımız yok. Güzel. O zaman endişelenmeye gerek yok. Orayı siz bile idare edebilirsiniz. Sinemanın son yıllarında artık film çekmeyeceğini düşündüğü bir dönemde Yılmaz Erdoğan'ın teklifiyle bu rolü oynamayı kabul etti Tarık Akan. Hadi! Güner abi en çok beni dövdüler. Yazıyı ben yazmışım ya. Yok, biz de biraz dövdüler. 2016, Türkiye Tarık Akan'a ağladı. Yakalandığı akciğer kanseri Tarık Akan'ı aramızdan çok erken kopardı. 2016 yılında hayata gözlerini yumdu büyük usta. Vefatı sanat camiasını yasa boğmuştu. Duracağım burada, gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Yüzlerce kişinin uğurladığı Tarık Akan için günlerce ağladı sevenleri. Böyle veda etişiyle birlikte bizden de birer parça onunla beraber gitti diyeyim açıkçası. O Türk sinemasının dev ismi Tarık Akan. Bizler dilimiz döndüğünce onu anlatmaya çalıştık. Yeşilçam'ın efsane ismini bir kez daha özlemle, sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
kadınların yeni fenomeni Bahar rekor kırmaya devam ediyor. Ring'in Timur'la olan ilişkisine son mu veriyor? Senin hayatında iki kadın olacağına onun kolunda iki bileklik olsun en azından. Hı? Bahar ve Timur'un evli olduğu ortaya mı çıkıyor? Sizin Timur Hoca ile aranızda ne var? Bahar'ın asistanlık serüveni sona mı erecek? Bu hastaneye de asistanlığa da uygun olduğunu düşünmüyorum. Az sonra... Kırmızı halısında dünyanın en şıkları. Ödül töreninde dünyanın en iyileri. Sorry, okay. My voice is also a little gone. Whatever. Aldığı ödüllerle Oppenheimer'ın damga vurduğu Oscar gecesinde. And Maria, I see Oppenheimer. What happened? Gupse Özay, Oscar gecesinde nasıl ikizini buldu? Az sonra... Amerika macerasını bitirdi. Yurda kesin dönüş yaptı. Toprağı öpesim geldi ilk geldiğimde 3 sene sonra, öyle diyeyim size. Bir dönemin kınalı bebeğiyle 90'lar kokan sohbet. Peki ben değil başkaları yapar ama ben kıyamam şarkılarıma. Demet Sağroğlu, Muazzez Abacı ve Emel Sayın gibi sanat müziği okumak yerine neden popçu olmayı tercih etti? Hayır olamaz dediler, sen geleceğin Muazzez Abacısı olacaksın, Emel Sayın olacaksın. Az sonra... Show TV ekranlarının yayınlanmaya başladığı haftadan itibaren büyük ilgi gören dizisi Bahar kısa sürede zirveye yerleşti. İşte dizinin bu haftaki bölümünde yaşananlar. Ekranların yeni fenomeni Bahar rekor kırmaya devam ediyor. Ring'in Timur'la olan ilişkisine son mu veriyor? Senin hayatında iki kadın olacağına onun kolunda iki bileklik olsun en azından. Hı? Bahar ve Timur'un evli olduğu ortaya mı çıkıyor? Sizin Timur Hoca ile aranızda ne var? Bahar'ın asistanlık serüveni sona mı erecek? Bu hastaneye de asistanlığa da uygun olduğunu düşünmüyorum. Ekranların yeni fenomeni Bahar dizisinin son bölümü Bahar'ın hastane yatağında sayıkladığı sahneyle başladı. Timur'un kendisi için endişelendiğini duyan Bahar bu durumdan çok memnun oldu. Bilekli. Efendim canım? Çok utanıyorum. Tamam utanma. Hele babamın halini bir görseydin. Nasıl yaptın? Bahar diye böyle bir bağırdı. Nasıl bağırdı mı? Ortalığı inletti. Cihan Taşeski'nin tedavi süreciyle ilgili iki farklı fikir sunan Timur ve Evren, Cihan Taşeski'nin ameliyatına beraber girmek zorunda kaldı ve aralarındaki rekabet iyice arttı. Psikolojik durumunu, basının etkisini falan düşününce ameliyatı oslamasız yapmayı deneyebiliriz. Yani? Ama sen tamamen temizleyebileceğine inanmıyorsun. Sen tamamen temizleyebileceğine inanıyor musun? O kadar iyi bir cerrah mısın? Daha iyi bir cerrah. Peki, görelim. Görelim. Bileklik meselesi yüzünden Timur ve Rengi'nin arası daha da gerildi. Çıkardın mı bilekliği? Çıkarmadım. Çünkü bu bilekliği al artık başına çal, tamam mı? Ya da git Bahar'a ver. Senin hayatında iki kadın olacağına onun kolunda iki bileklik olsun en azından. Hı? Rengin ama anlattım ben sana nedenini. Yeter. Gerçekten yeter ya. Ya herkesin içinde Bahar'ı kucaklamak nedir ya? Ya sen süper kahraman falan mısın? Pelerin mi istiyorsun? Gideyim alayım mı sana pelerin? Bahar benim çocuklarımın annesi Rengin. Ne yapsaydım? Öyle durup beklese miydim? Bahar'ı sevdiğini itiraf ediyorsun demek ki yani. Hı? Kayıtsız kalamam diyorum.
başına bir şey geldiğinde tabii ki koşacağım. Timur, bu kadar aşağılandığım yeter. Daha önceden boşanmak için söylediğin tüm bahanelere inanıyordum. Ama şimdi görüyorum ki sen Bahar'ı kaybetmek istemiyorsun. Cihan Taşeski'nin görüntülerinin basına sızmasından Bahar'ı sorumlu tutan Reha, ona son bir şans verdi. Hakkında şikayet var Bahar. Şikayet mi var? Evet. Seren Tekin, nöbetçi olmadığın halde acilde bulunduğunu ve bir hastaya yanlış order girdiğini yazmış. Fark edilmeseydi hastanın hayatına mal olabilirmiş. Ne diyeceksin buna? Hocam, yani acile eşyalarım orada kaldığı için gittim. Hasta olan da bir genç kızı olunca... Bahar, usulen sordum biliyor musun? Bahanelerini falan dinlemek istemiyorum. Sana daha önce de söyledim. Başarılı olmanı ben de istiyorum. Ama bir, gece nöbetin yoksa acile giremezsin. Ben bu konuda çok hassasım. İki, yanlış order giremezsin. Biz burada insan hayatıyla uğraşıyoruz. Üç, Cihan Bey'in fotoğraflarının medyaya sızması tamamen senin suçun. Özetle çekirge gibi 3 kere sıçradın ve bitti. Bu hastaneye de, asistanlığa da uygun olduğunu düşünmüyorum. Basının gözü üzerimizde Bahar. Cihan Bey'in yanında olduğun için senin de üzerinde. Ve ben bu karmaşanın içinde kurul toplayıp sana yetersizlik vermek istemiyorum. Çünkü sana bir şahıs daha vermek istiyorum. Herkes Cihan Taşeski'nin Bahar'ı kovduracağını düşünürken Cihan Taşeski'nin isteği herkesi şaşırttı. Uculuğu çağırın bana. Pardon efendim. Tam anlayamadım da kimi dediniz? Bahar'ı diyorum. Onu çağırın. Cihan Bey, aman diyeyim. Ne yaptığın farkında mısın? Hı? Eyvahlar olsun. Hı? Ne yaptın Bahar? Cihan Bey çok özür dilerim. Benim gazetecilerden hiç haberim yoktu. Evet efendim Bahar'ım. Dur bir Reha'da. Bir dur. Sen ne yaptığını biliyor musun? Benim hayatımı kurtardın. Beni hayata 2 şey döndürdü. Bir yüce Rabbim, demek yiyecek ekmeğimiz, görecek günümüz varmış. İkincisi de sen Bahar. Senin çabanla oldu. Sen vesile oldun. Beni hayata döndürdün. Bundan sonra benimle sen ilgilen. Tamam. Müsaadenizle. Ne oldu cerrahım? Ringin Bahar'ı hastaneden göndermeyi kafaya koydu. Bahar Cihan Bey'i de fethetmiş. Sen de onu bu hastaneden gönderemeyeceksin belli ki. İş başa düştü. Nasıl yani? Ya belli ki senin bir işi becereceğin yok. Bahar'ı bu hastaneden gönderemeyeceksin. Ben de düşündüm. Seni hayatımdan çıkardım. Şimdi sıra Bahar'da. Onu da bu hastaneden göndereceğim. Hastaneye gelen yeni hasta Zarife, Bahar'ı içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Rengin bu vakayı Bahar'a onu hastaneden gönderebilmek için özellikle verdi. Tedaviyi reddediyor. Onunla senin ilgilenmeni istiyor. Malum tedaviyi reddeden hastalar senin uzmanlık alanın ya. Göreyim seni Bahar'cığım, olur mu? Elimden geleni yaparım. Hiç şüphem yok. Seren aşağıda seni bekliyor. Hasta hakkında gerekli bilgiyi verecek sana, tamam mı? Belli sen iyi birisin. Ama beni bırak. Uğraşma benimle. Git başkalarının canını kurtar. Ben tedavi falan istemiyorum. Rahat bırak beni. Hayatında ilk kez maaş alan Bahar, koşa koşa annesine ve ailesine hediyeler aldı. Bahar'ın saçını yaptırdığını gören Timur, Bahar'a uzun bir süre sonra iltifat etti. Aa, maaşım yattı. Ay ben burasını hiç düşünmemiştim, maaşım var benim. Şuna bile sevinmeme müsaade yok. Tamam. Canım, şimdi bak neler aldığımı söyleyeyim sana. Bil diye söylüyorum, tamam mı? Pastırma aldım çemensiz sevdiğin gibi. Ezine var, tamam mı? Yavrum, niye paralarını çarçur ediyorsun, savuruyorsun? Kendini harcasana.
okulda okurken kızım Bahar diyordum, doktor çıkacaksın, maaşını alacaksın, kendi paranı kazanacaksın, gideceksin sonra annenin dolabını dolduracaksın. Ben şu an hayalimi yaşıyorum yani. Çok mutluyum. Ne gerek vardı Bahar? Oo, çok güzelmiş. Sevdin ya. Sevdin mi? Evet. Ya canım benim. Zaten asistan maaşı ne kadar ki? Keşke kendini harcasaydın ya. Teşekkür ederim. Ama öyle işte ilk maaşım. Böyle bir hevesi yaptım. Jenikom. Of ya. Bir tanem, bu da sana. Anne. Takı kutusu. Takı kutusu. Teşekkür ederim. Ama şöyle galiba. Pardon, pardon. Gözü var, aç bir. Açayım. Teşekkür ederim. Canım. Teşekkür ederim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ya canım benim. İhtiyacım vardı. Evet. Çok ihtiyacım vardı. Ben hemen bütün takılarımı buna koyuyorum. Odamda bomboş duruyor. O takılar hemen. Hadi güle güle kullan. Evet. Anne bu da senin... Ha, telefonla mı konuşuyorsun? Ah Pelin, ben seni sonra arayayım bir tanem. Şey temizlikçi kadın için aramıştım. Tamam arayacağım. Bana da aldın. Evet. Yani şaşırdım. Mahcup oldum. Teşekkür. Estağfurullah. Ya böyle aklıma geldiğimde bu hediye çok sevinirsin diye düşündüm. Ay teşekkür ederim. Ay. Sizin dernek üzerinden bir çocuğa burs verdim. Yani bu şey sertifika. Ha. Sevmedin mi? Saçların da gözümden kaçmadı Bahar'cığım. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Kendime de bir kuaför ısmarladım. Marilyn Monroe'ya benzemişsin. Ne? Marilyn Monroe. Timur. Timur ya. Bir hoşuma gitmedi değil. Ay niye sırtıyorsun? Ne de olsa koskoca genel cerrahım. Ay Timur ne diyorsun ya? Bilirsin. Aziz Uras'ı üzgün gören Evren, onun kafasını dağıtmasına yardımcı oldu. İşe motorla beraber geldiklerini gören Timur iyice sinirlendi. Bakıyorum motorunuz hiç boş kalmıyor Evren hocam. Önce Bahar, şimdi Uras. Aile boyu taşımacılık hocam. Aa öyle mi? Ben de aileden sayılırım. Bir gün de beni taşıyın. Hay hay tabii. Görüşürüz ki. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Takılın bana, hayatınızı yaşayın. Görüşürüz. Evren nakliyat. Kılığın hali ne ya? Bunlar ne böyle garip grup giymişsin? Evren hoca vardı. Günaydın hocam. Günaydın. Ha, oğlum, hoca dedenin bir otoritesi, bir saygınlığı olur. Bu nasıl hoca anlamadım ki? Saygınlık sadece bağıra çağıra kazanılmıyor Timur hocam. Ben merdivenle gideyim. Listenize yetişmem lazım izninizle. Allah Allah. Bir de bu çıktı başımıza ya. Seren, Bahar'a Timur'la aralarında çıkan dedikoduları sorunca Bahar ne diyeceğini bilemedi. Şey soracağım bir de sana. Sizin Timur hoca ile aranızda ne var? Hangi? Nasıl Timur hoca? Ne arası? Ne manada? Ya hastanede ikinizin arasında bir şeyler oluyormuş gibi dedikodular var da. Ne? Gelip sana doğrudan sormak istedim ben de. Yani Timur hoca evli biliyorsun. Burası da oğlu. Oy nasıl? Oh, nasıl bir şey bu? Günler... Kimle mi konuştun? İftira, kopkuru. İftira. Zarife'nin hastaneden kaçması Bahar'ı çok zor bir duruma soktu. Rengin, Bahar'ın iyice üzerine gitmeye başladı. Zarife Hanım'ı şimdi sandalyeye oturturken kelepçeleri birazcık gevşetelim mi? Çok yara olmuş. Yani olmaz aslında. Gözünü seveyim. Bak çok fena yara olmuş. Çok sıkı. Azıcık gevşetelim. Tamam. Sağ olasın. Çok mosmor olmuş. Bahar'cığım. Hocam. Ne yaptınız? Hastanız girdi mi tomografiye? Onun için geldik işte şimdi. Giriyor. Ama çok ağırsınız. Böyle olmaz. Bana araştırma için materyal toplaman gerekiyor. Ne zaman hazır olur? Ne zaman? Şimdi zaten bu işlemler bitsin. Tetkikler bir saate olur. Bir saat geç. Yani en geç yarım saate bende olması gerekiyor. Hı. Tamam mı? Tamam. Ne? Saçmalama. Saçmalama. Nerede? Kız. Zarife Hanım. Kız görmediniz mi? Kız kimse yok burada. Zarife! Zarife! Ne oldu? Oldu, kaçtı işte. Ya Bahar, sen bir işi beceremeyecek misin? Ha? Hocam sizinle beraber konuşurken kaçmış. Ne yani, suçlu ben miyim? Hayır, şimdi? Hayır, size bir şey demiyorum da sizinle konuşur. Bahar, ya kadının başına bir şey gelse? Ha? Bunun sorumlusu kim? Özür dilerim. Özür dileme benden. Bak özür dileme. Biz burada doktorculuk oynamıyoruz. Sorumluluğunun farkında ol, olur mu? Ya da yetersiz olduğunu kabul et, evine dön.
Her şeyin üst üste gelmesi sonucu Bahar istifa etmeye karar verdi ve bu zorlu kararı vermek onu çok üzdü. Bahar yeni hayatına son verip eski hayatına geri mi dönecekti? Ben istifa etmeye karar verdim. Ne? Kendini yorma hiç. Sen de rahatladın biliyorum. Yok canım, ben başka bir şekilde halledebilir miyiz diye. Yani ben daha başka olur diye hayal etmiştim. Her şeye baştan başlayacaktım. Başaramadım. Olmadı. Canım kendim. Seni öyle ihmal etmişim ki. Şimdi eskiye dönemiyorsun. Yeniden başlayamıyorsun. Senle ben kafeste yine. Ama dur, bahar öyle tek bir günde gelmez ki. Bak dinle, tüm kuşlar bizimle. Ünlülerle 20 yıl öncesine uzanıyor ve magazin hafızasında ünlü isimlerin birbirinden ilginç görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. İbo'nun havuz keyfi. Atlıyorum. Mahsun Kırmızı Gül'le Bülent Ersoy'un halı saha maçı. Evet buyurun. Ve çok daha fazlası. İşte magazin tarihine damga vuran görüntüler. İşte magazin hafızası All Star'ı. Kenan Doğulu, Jennifer Lopez'e şarkılar söyleyecek kadar büyük bir J.Lo hayranıymış yıllar önce. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam, görürsen bir gün şaşırma. Jennifer'a gitsin. Jen kısaca. Cansu Dere, Serdar Ortaç'tan kaçarsa. Yıllar önce bir derginin gecesinde Cansu Dere'nin masasına oturan isim Serdar Ortaç olmuş. Dönemin çapkını masasına oturunca kalkıp gitmiş Cansu Dere. Bu durum Serdar Ortaç'ı çok üzmüş. Ben cüzdanlı mıyım? Fazla çapkın değilim, severim güzelleri. Bir de kötü huyum var, gezerim geceleri. Cem Yılmaz'ın ilk çapkınlık yıllarına götürüyoruz sizi. Sürekli ilave ediyor, öyle bir ilişkim yok. Bunu da niye böyle yaptığını anlamıyorum. Özel bir gecede sahneye çıkmış Cem Yılmaz. Kelliye veda edip ilk saç uzattığı yıllardan bu görüntü. Babam beni abimi karşına aldı, dedi ki evladım ne yapın edin, el alemi bize güldürmeyin dedi. Ben böyle bir iş seçtim. Tabii yıllarca bunu öğütledi. Güzel de bir öğüttür ama ilk gün en önde oturuyordu ve bayağı ağzını ayırarak gülüyordu. Tabii çuvalları görünce prensipler biraz değişiyor demek ki. O yıllarda da adı farklı farklı güzellerle anılan Cem Yılmaz, sevgilim yok demiş kameralara. Çünkü ben hiç kimseyle arkadaşlık edemeyecek miyim? Yani bunu merak ediyorum. Şu an bir sevgiliniz var mı? Yok efendim, ben hadi sevgilisi olan bir insan değilim. Hülya Avşar, magazin tarihine damga vuran isimlerden. Onun da pek çok olayı var, unutulmazlar arasına giren. İşte o olaylar. Şampiyon belli, ikinci kim sloganı nereden çıktı? Hülya Avşar'ın magazin tarihine geçen cümlelerinden biridir bu. Şampiyon belli, ikinci kim? Hani bu... Peki, bu söz nereden çıktı? Kim bu ikinci? Geçmişe dönüyor ve Beşiktaş'ın sezon açılışına uzanıyoruz. Fenerbahçeli Gülben Ergen açılışta sahneye çıkınca başına gelmedik kalmamış. Fenerbahçeli olduğu için başına şişe yağmış konserde Gülben'in. Bu haberi duyan Hülya Avşar gülmüş önce. Hay Allah'ım ya. Aslında gülmemek lazım. Ama duygularıma da hakim olamıyorum. Ama kaşındı çünkü neden? Yani
Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın açılışına nasıl gider bir insan? Benim onu aklım almıyor. Sonra başlamış bombalamaya. Herkes kendi kulvarında koşmalı. Yani kaç keşke bir rakip mi olabilse gerçekten şey akıllı, zeki, beni çok uğraştıran, tedirgin eden herhalde benim mesleğimde çok daha yeni yollar açmama sebep olur. Ve finalde o efsane cümleyi sarf etmiş. Şampiyon belli, ikinci kim? Hülya Avşar, neden ikinci kez anne olmadı? Bildiğiniz gibi tek çocuğu var Hülya Avşar'ın. Zehra'nın bir kardeşi olmasını istemiş yıllar önce. İsmi bile hazırmış bebeğinin. Kız olursa kesin Emine. Emine? Evet. Sizin tercihiniz mi? Benim tercihim. Bir de Zehra'nın ileride ne bileyim o şey başını omuzuna dayamak istediği bir kardeşi olabilir. Çünkü ben kardeşlerimi çok seviyorum ve onlar benim hayattaki en büyük destekçim. Yani en iyi arkadaşlarım onlar. Ama ikinci kez anne olmadı Hülya Avşar. Nedeni bakın ne? Kaya zaten çok istiyor ama ben bu devirde bir tek çocuğu daha iyi yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Yani en azından yurt dışına okumaya gittiği zaman da onunla birlikte gidebilirim. Ama küçük bir çocuk olursa onunla kalmak zorunda kalabilirim. İkisine zaman ayıramayabilirim diye düşünüyorum. Hande Ataizi ile Hande Yener neden kapıştı? Hande Yener ile Hande Ataizi'nin yıllar önceki kavgasının nedeni Ataizi'nin sunup Yener'in konuk olduğu bir program. O programda kendisine yeterince söz verilmediğini söyleyen Hande Yener, ateş püskürmüş Ataizi'ye. Terbiyesizce bir muamele gördüğümü düşünüyorum orada. İkisi arkasını dönüp sürekli bir şeyler sundular ve orada ben konu mankeni gibi oturdum yani 3 saat önce. Bütün program boyunca sizle olacağız. Arada da Faruk gelecek ve Gülhan gelecek. Birer şarkı söyleyecek, gideceklerdendi. Bu arada yani o insanların çağrılması edilmesinin dışında dönüp benimle bir kelime konuşulmadı programda. Yani küstahlık olan bu. Ataizi de Yener'e aynı sertlikle karşılık verince kıyamet kopmuş. Herhalde Hande Yener bizim programa gelmeden izlemedi programı. Hande Yener'e mi kalmış yani hani öbür sanatçıları? Herkes gelecek, ne münasebet. Handelerin kavgasında her iki güzel de çok sert, çok acımasızmış. Kimseyle itişerek ya da playboylarla görünerek ya da tuvalet şeylerinden atlamaya çalışarak gelmedim ben bu yere. Hande Yener kim ki ağzını açıyor? Kavgada ağır sözler sarf etmiş iki taraf birbirine. Allah isimlerimizi benzetiyor, kaderlerimizi benzetmesin. Mahalle kavgası lafları. Ebru Gündeş'in erkek tarifi. Ebru Gündeş'in erkek tarifinde sıra. Yıllar önce bakın nasıl tarif etmiş Gündeş ideal erkeği. Erkek dediğim vurduğum masalar ses çıkartmalı. Bir ağırlığı olmalı. Kadınla sahip çıkmalı. Mutfağa giren, yemek yapan, şaka yapan erkek sevmezmiş Gündeş. Yani onun orada ne işi var? Yemek benim işim. Sen oturduğun yere kardeşim derdim herhalde. Öyle şaka, makka, sululuk falan hiç hoşlanmam. İbrahim Tatlıses magazin kameralarıyla memleketi Urfa'ya gitmiş. Belinde şalvarıyla dolaşırken top oynayan çocukları görmüş ve futbol oynamaya başlamış İbo. Aynı bunlar gibi bak lastik ayakkabılarla böyle. Bir de yazın şey yapar biliyor musun? Çorap giymesem terler böyle vırç 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 eder. Bafek Babilo. Şalvarlı da ne kadar güzel oynanıyor. Şalvarlı bir kalaç düşünebiliyor musun? Hiç gol etmez. Onu futbol oynarken göreceğiniz ender görüntülerden biri bu. Şalvarla futbol oynadığıysa ilk ve tek görüntü. Köşeye atacağım. Bu köşeye. Sana ne gol köşeye atacağım? Bu top da şeydir ha, beyinden şeyi birleştirdiğin zaman senin yere atabiliyorsun değil mi? Kaledeki Urfalı genç gol yememiş, gol yemedikçe İbo sinirlenmiş. İmane, bilmiyorum lan, bacağın var ya lan. Rüştü'yü geçti ha, Rüştü'yü. Sonunda gol atmayı başaran İbrahim Tatlıses, kendisini Maradona'ya da benzetmeyi ihmal etmemiş. Bunu söyledim atacağım. Kaleci aynı Rüştü gibi. Aslında benim niyetim gol atmak değil. Peki, onu bozmamak için atmadım yani kafama göre ama çocuk da yemiyordu gerçekten. Hemen Maradona kimi falandım yani. İbrahim Tatlıses'in havuz sefası. Yıllarca her halde her vaziyette gördük İbrahim Tatlıses'i. Ama sadece bir kere havuz sefası yaparken görüldü İbo.
Bu ne lan, derinmiş ha. Sahibi olduğu otelde havuza girerken görüntülenen İbo serin serin yüzmüştü işte böyle. Atlıyorum. Geçme. Atlıyorum. Bu ne lan, derinmiş ha. İbrahim Tatlıses o zamanlar hakkında çıkan yüzme bilmiyor haberlerine de cevap vermişti. Bir ara haberler çıktı. İbrahim Tatlıses yüzme bilmiyor diye ama. Onlar halt etmişler. Durumum ne durumda? Abi gayet iyi yüzüyorsun. Bu ikinci girişim buraya. Sizi pek göremiyoruz böyle yüzerken ama. Seda Sayan'ın olay röportajı. Seda Sayan'ın 5. evliliğini yaptığı Tuncay Kıratlı ile boşanma kararını bir magazin röportajı sırasında aldığını biliyor muydunuz? Kesinlikle bu iş bitti. Yıllar öncesi Seda Sayan hakkındaki boşanıyorlar iddialarını şu net cümleyle yalanlamıştı. Seda Sayan boşanıyor olmaz. Seda Sayan boşanır. Boşandı mı boşanır diyorsun. Boşandı mı boşanır. Seda Sayan böyle bir şey karar vermişse boşanır. Ancak gazetelerde eşinin kendisini aldattığı haberi çıkmış. Show TV kameraları bu gazete sayfasıyla birlikte Seda Sayan'ın kulisine gidip ihanet iddialarını sormuştu. Ve bizim evimizde mi yapılmış? Evet. Bazı pürüzler vardı benim evliliğimde ama böyle bir şey asla beklemiyordum, asla. Ama çok üzüldüm. Evet. Aldatıldığını o an orada öğreniyordu Seda Sayan ve o an alıyordu boşanma kararını. Kesinlikle ben bunları yutacak insan değilim. Bu iş bitmiştir. Kesinlikle bu iş bitmiştir. Ve ihanetin şokuyla gözyaşlarına boğuluyordu. Eşime vakit ayıramıyor olabilirim ama bir sanatçıyla evli olduğunu biliyordu. Üzüldüm. Kesinlikle bitmiştir. Boşanmaya kararını verdim. Evet. İhanete uğradığını sıcağı sıcağına öğrenen Seda Sayan'ın yaşadığı üzüntü kameralara böyle yansımıştı. Asla ben ondan beklemiyordum. Asla böyle bir şey, böyle bir problem yoktu. Bizim problemlerimiz çok farklıydı. Her evlilikte olur. Çok yeni evliyiz ama asla böyle bir şey beklemiyordum. Asla. Hemen başvuruyorum ve kesinlikle bu iş bitti. Sibel Can ve Bize Ne Oldu dizisinde annesini oynayan merhum oyuncu Fatma Girik'in pazar sahnesi çekimlerine götürüyoruz sizleri. Usta oyuncu Fatma Girik, kızına laf atan pazarcıyla kavga haline geçmiş yıllar önce rol gereği. Abi. Ya ne demek böyle, hadi ben ya. Ben senin yerinde olsam bu kızın yüzüne ne derim? Hadi gidelim. Ya ne diyorsun sen? Anne diyor ama anne diyor. Ne? Anne diyor lan. Bırak anneciğim. Ya lan. Oynadığı her rolün hakkını veren Fatma Girik, pazar yerini birbirine katmış. Rolü inandırıcı olsun diye tezgahları deviren Fatma Girik'i kimse tutamamış çekimlerde. Ağacım ben dağıtırım. Evet, pazar dağıtır. Evet, ne diyeyim, ben dağıtırım. 90'lı yılların ortaları. Aynı gazino kadrosunda yer alan Bülent Ersoy ve Mahsun Kırmızıgül halı saha maçında buluşmuş. Ben hayır efendim. Desteklemeye geldim. Kimin takımı mı? Yoksa Mahsun'a mı? Hepsi bana ait. Biri kadrom, biri sazende üstadlarım. Onun için hepsini desteklemeye geldim. Hepsi benimle ilgili. Sıkı Galatasaraylı Mahsun Kırmızıgül'ü böyle sıkıştırmış teknik direktörü Bülent Ersoy. Ne diyorsun? Sen Galatasaray geri... O şarkıları da okudu ya zaten Galatasaray'ı. Sen Galatasaraylısın değil mi? Öyle mi? Öyle mi?
olsun abla. Bülent Ersoy'un saz arkadaşlarına karşı forvet oynamaya hazırlanan Mahsun Kırmızı Gül'ü uyarmış diva. Vallahi bile öldürürüm onu. Seyredecek şimdi. Öldürürüm. Atmayayım mı diyorsun? Lime lime ederim etlerini. Ayağına hakim olacaksın. Hep atıcıya vuracağın anda şöyle ters döndüreceksin. Evet. Bülent Ersoy'a kaleci olmasını teklif etmiş Mahsun Kırmızı Gül. Yalnız Bülent Hanım kale geçerse atamam. Bu başka bir şey. Tabii hele ben geçersem Allah korusun. Ben atmana falan gereken birinden girer zaten maşallah. Ve işte sahadalar. Bülent Ersoy'la Mahsun Kırmızı Gül başlama vuruşunu yapmışlar işte böyle. Yok bunu. Harika. Bir dakika. Çok güzel. Buradayız efendim. Aa, Mahsun düşüyor. Mahsun Bey. Bir dakika. Hayatında ilk kez topa vurmuş Bülent Ersoy. Nasıl yapacağını bilmiyor, imdadına o dönem muhabirlik yapan magazin yayınları sorumlumuz Müslüm Demirci yetişmiş. Efendim? Vurursunuz efendim. Hafif top zaten. Nasıl vuracağım şimdi? Ucunda mı, yanına mı? Bütün gününüzde abanayım bence. Hatta Mahsun'u kaleye doğru... Aldığı taktikler sayesinde başlama vuruşunu yapmış Bülent Ersoy işte böyle. Evet buyurun. Açıldı, açıldı. Bir dakika. Bülent Hanım başlama vuruşunu yaptınız. Evet Allah'a şükür yapabildim. İnşallah yüzük gelir o yanımdan size. İnşallah geleceğim ama buyurun. Yüzük bu. Ve sonrasında teknik direktörlük koltuğuna geçip Mahsun Kırmızı Gül'e taktikler vermiş diva. Hadi Mahsun. Koçum hadi. Bu görüntüleri yayınlarken Bülent Ersoy'un yanı başında oturan Oya'yı Doğan'ı da rahmetle anıyoruz. Kırmızı halısında dünyanın en şıkları. Ödül töreninde dünyanın en iyileri. Sorry, okay. My voice is also a little gone. Whatever. Aldığı ödüllerle Oppenheimer'ın damga vurduğu Oscar gecesinde. And Maria, I see Oppenheimer. What happened? Gupse Özay Oscar gecesinde nasıl ikizini buldu? Az sonra. Kınalı Bebek ve Arnavut Kaldırımı şarkılarıyla 90'ları sallayan Demet Sağroğlu Amerika'dan kesin dönüş yaptı. İşte Demet Sağroğlu'nun samimi açıklamaları. Sor beni gözlerinden sor. O zamandan bugüne bir gece uyuyabilmiş mi? Amerika macerasını bitirdi. Yurda kesin dönüş yaptı. Toprağa öpesim geldi ilk geldiğimde 3 sene sonra, öyle diyeyim size. Bir dönemin kınalı bebeğiyle 90'lar kokan sohbet. Peki ben değil başkaları yapar ama ben kıyamam şarkılarıma. Demet Sağroğlu, Muazzez Abacı ve Emel Sayın gibi sanat müziği okumak yerine neden popçu olmayı tercih etti? Hayır olamaz dediler, sen geleceğin Muazzez Abacısı olacaksın, Emel Sayın olacaksın. Müziğin altın çağını yaşadığı 90'ların en sevilen seslerinden biriydi. Kınalı Bebek olarak zirveyi gördü. Elleri kolları kınalı bebek, yüreği doğuştan yaralı bebek. Elleri kolları kınalı bebek, büyüdün ahartı uyan a bebek. Arnavut kaldırımıyla gönülleri fethetti. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Uzun bir süredir Amerika'da yaşayan Demet Sağroğlu kesin dönüş yaptı ve yeni çalışması Resmen Haksızlığı yayınladı. Kesin dönüş yaptım. Bana hatta dediler neden geliyorsun? Ben ülkemi özledim. Bir de bu en son pandemi zamanında 3 sene gelemedim. O zaman zaten oldum yani, böyle dedim benim gitmem gerekiyor artık. Vatanımı özledim.
Orada da arkadaşlarım vardı ama burası tabii vatan toprak yani sonuçta. Toprağı öpesim geldi ilk geldim 3 sene sonra öyle diyeyim size. Yani. Sor beni özleminden sor. Bir an olsun unutabilmiş mi? Demet Sağroğlu'na 90'lardaki hitlerini hatırlatıyoruz. Tek şarkıyla demişken böyle birazcık 90'lara götürdüm evet. O mesela. Arnavut kaldırım mı? Arnavut Kınalı kaldırım bebek. Olsun, Kınalı bebek olsun. Şikayetim hala şu var. An zirvelerde diyebilir miyiz yani? Sağ olsunlar dinleyicilerim dinliyorlar onları. Peki Kınalı Bebek ve Arnavut Kaldırımı gibi eserlerini yeniden yorumlamak ister mi? Ben açıkçası onları çıkarmak taraftarı değilim. Çünkü onların o zamanın büyüsü var. 2024'te bile o klipleri çekemeyiz artık bugünün şartlarıyla. Onun büyüsü o zamana ait. O yüzden şimdi yeni şarkılar söylemek lazım. Doğum günü yaklaşırken Kayahan'ı andığımız haftada Demet Sağroğlu için büyük ustanın yeri ve önemi başka. Kayahan abi benim müzikteki babamdı. Yani aslında konservatuarda okuyordum ben. Konservatuardan beni bu tarafa, bu sahnelere taşıma misyonu Kayahan abiye düştü. Dört yanımda uçurumlar, paramparça bir hayat. Kayahan'la birlikte pop müzikle tanışmasa belki de Demet Sağroğlu'nu Alaturka şarkılarıyla dinleyecekti Türkiye. Dediler şeydi işte hayır olamaz dediler sen geleceğin Muazzez Abacısı olacaksın, Emel Sayın olacaksın bırakamayız hani sen popa kaçarsın böyle gidersen eğer dediler. Yok dedim ben olur mu dedim Türk sanat müziğine devam edeceğim dedim ama dedikleri doğruymuş. Müzikteki yeni başlangıcında sürprizlerle dolu bir sürecin kendisini beklediğini söyleyen Demet Sağroğlu'nun çalışmalarını merakla bekliyoruz. Sor beni gözlerinden sor. O zamandan bugüne bir gece uyuyabilmiş miyim? Dünyanın konuştuğu Oscar gecesinde neler yaşandı? En şık ünlüler, Oscar kazananları ve daha neler neler... İşte renkli geceden gelişmeler. Kırmızı halısında dünyanın en şıkları. Ödül töreninde dünyanın en iyileri. Sorry, okay. My voice is also a little gone. Whatever. Aldığı ödüllerle Oppenheimer'ın damga vurduğu Oscar gecesinde Andrea C. Oppenheimer. Gupse Özay Oscar gecesinde nasıl ikizini buldu? Dünyanın en prestijli sinema ödülleri, akademi ödülleri yani Oscar'lar 96. kez sahiplerini buldu. And the Oscar goes to Cillian Murphy. Tüm dünyanın konuştuğu gecede ödüller sahiplerini bulurken Oscar'ın kırmızı halısı yine modaya yön verdi. Bakalım kırmızı halıda hangi ünlü ne giymiş? Her detayıyla bambaşka bir güzellikte olan Zendaya kırmızı halıda muhteşem görünüyordu. Kendisine çok yakışan bir tarz yakalayan Zendaya kırmızı halıda işte böyle poz verdi. Oscar kırmızı halısında Jennifer Lawrence seçtiği kıyafetle dikkat çekti. Puantiye desenli elbisesiyle Lawrence nostalji rüzgarları estirdi. Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Charlize Theron, drapeli metalik renkli elbisesiyle muhteşem görünüyor. Avustralyalı aktris Margot Robbie harika bir tercih yapmış. Bel detayındaki hareketlilik elbiseye farklı bir hava katmış. Margot,
Ariana Grande seçtiği güzel kıyafetiyle peri masallarından fırlamış gibi geldi Oscar gecesine. Göz alıcı bir tasarımla Oscar'a katılan Emily Blunt, elmas küpeleri ve pırlanta kolyesiyle göz alıcı görünüyordu. Saç ve makyaj konusunda hayli iddialı görünen ve özel dikim elbise giyen Emma Stone, her zamanki gibi yine çok şık. Gecenin en zarif giyinen kadınlarından biri Eva Longoria oldu. Longoria gerdanlığıyla sade ama sıradan değildi. Oscar gecesinin sürprizlerinden biri Vanessa Hutchins'ın hamileliği oldu. Ünlü oyuncu hamile stiliyle kırmızı halıya damga vurdu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği ödül törenini kazananlara gelince, Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi törene damga vurdu. 13 dalda aday gösterilen Oppenheimer, en iyi film ödülü dahil 7 ödül kazandı. And may I see Oppenheimer? Yes. Yes, Emma Thomas, Charles Gordon. En iyi erkek oyuncu ödülünü Oppenheimer filmindeki rolüyle Cillian Murphy kazandı. And the Oscar goes to Cillian Murphy. We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. En iyi kadın oyuncu Emma Stone oldu. Stone, Poor Things'teki rolüyle Oscar'ın sahibi oldu. And the Oscar goes to Emma Stone. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy. Circumnavigate. It is the goal of all to progress. Ödülü kazandığı anda şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Oh boy, this is really overwhelming. Sorry, Okay, my voice is also a little gone. Whatever. The women on the stage, you are all incredible, and the women in this category. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Oppenheimer'daki rolüyle Robert Downey Jr. kazandı. And the Oscar goes to Robert Downey Jr. Mr. Strauss. It's pronounced Strauss. Gecenin en güzel anlarından biri de Ryan Gosling'den geldi. Barbie filminin yıldızı Ryan Gosling'in filmde seslendirdiği I'm Just Ken şarkısı, her ne kadar ödül kazanmasa da Gosling geceye performansıyla damga vurdu. All my life been so polite. I'll sleep alone tonight. I'm just kidding. Anywhere else I'd be a tank. Is it my destiny to live and die a life of blind fragility? I'm just kidding. Where I see love, she sees a friend. Baştan aşağı pembe bir takım giyen oyuncu, kalabalık bir dansçı grubuyla unutulmaz bir şov sergiledi. Oscar gecesinde Gupse Özay ikizini buldu.
En iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilen isimlerden Lily Gladstone ekrana geldiğinde izleyen Türk izleyiciler gözlerine inanamadı. Lily Gladstone'un Gupse Özay'a olan benzerliği sosyal medyanın dikkatini çekerken Özay bu benzerliğe kayıtsız kalamadı ve bu paylaşımı yaptı. Cumartesi sürprizinin sonuna geldik. Ünlülerin renkli dünyasından çok özel görüntüler ve haberlerle sizlere keyifli bir cumartesi yaşatmaya çalıştık. Yarın sabah pazar sürprizinde görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları.